Ama bunda hiç böyle şöyleydi, böyle diye yapılacak bir şey yok. Başka kişilerin isterse yani 100 bin abonesi olsun. Yani şimdi XQC'ye söyleyeceğim. Adamın 60 bin tane abonesi var. O abonelere ne yapıyor arkadaşlar? Bir bok yapmıyor. Yapıyor mu XQC? Ben bilmiyorum yani. En azından ben abonelerime böyle bir şeyler denemeye çalışıyorum. Yani aslında aboneliğin şeyi de yok. İsterseniz olursunuz falan gibisinden. Öyle bir şeyler. The Moruk 61. Sub oldum 5 dakika sonra Minecraft Premium kazandım demiş. İşte bak Moruk mesela şanslı adamlardan bir tanesi. Yani. Ya sonuçta isminiz ekranda çıkıyor lan. XQC'nin ilk ayında çıkmıyor bile lan. Öyle bir şey. Tabi o adam da yani karşılaştırdım, Twitch'in enlerinden bir adamla karşılaştırıyorum ama yani bu da bir örnek. Yani sonuçta bir fark olması lazım. Gibi gibi. Chat sizi bu arada kapatmışım. Yayın dışında video falan çektiğimde bu chat akabiliyor. Bazı böyle kişiler gelip adam neredesin? Lan neredesin lan falan yazıyorlar böyle. Yayında değilim, görmüyorum belki ama arada böyle bir şeyle çıkıyor. Algılamıyorum. Adam chatte şey gibi sanki ben bekçiyim. Kapıyı tutuyorum. Heimdall'ım ben. Ve kapıda beklemem gerekiyor gibi yazıyorlar bazen. Neyse. Hadi bakın, bu arada sub chat'i almak istemiyorum, yine bana ban atıncılar. Bir şey söyleyeyim mi? Gerizekalılık yapmayın arkadaşlar. Bak, kap olmak istemiyorum. Ban alıp da ban taleplerine çıkmak istiyorsanız yani söyleyin, başka bir rezil etme konsepti bulayım. Köpek götüne sokayım size. Yani ekranda çıkın ama, tamam mı? Hani böyle köpek götüne sokma konsepti bir şey yapalım ama ekrana çıkın. Ama yani ekran çıktıktan sonra şöyle yapmayın. Annenize, arkadaşınıza bile gösteremeyeceğiniz bir konsept olsun. Böyle bunu gösterirsem kötü olur bu arada benim. Yani saygı çerçevesinde bir şey kalmaz diye. Ya, anlamıyorum ki yani. Arkadaşlar bu arada ben galiba Twitch'in kara listesine girdim. Ban yedikten sonra. O yüzden izlenmelerde bir dengesizlik var. Evet, normalde standart 3000-4000 izleniyorduk. Sohbet, hani muhabbet kısımlarında 5000'e fırlıyorduk, sonra oyun kısımlarında düşüyorduk falan filan. Var yani böyle bir şey. Önerilenlerde çıkmıyorum. Arkadaşlarım denemiş bunları. Yani şu an izleyen kişiler olarak cidden has kitle falansınız. Yani önerilmiyor. Kötü bir şey. Yani sonuçta ben burada bir şeyin emini yapıyorum, banlanıyorum, shadow ban yiyorum ve ondan sonra benim emeklerim boşuna sayılıyor. Bu üzücü bir şey. Ya Samurai Jack'ten daha kötü ban yiyenler de var bu arada. Şöyle ban yiyenler var, adam da klip izlemiş. Ya Samurai Jack sevdiğim bir adamdı ama ben bundan sonra Aku'cuyum. Aku sonuna kadar, yani lütfen bütün paralel evrenlerde, yani Samurai Jack'in sezon finalinde, yani onu saymıyorum. Doctor Strange'in bir olasılığı gibi, milyonlar milyarlar olasılıkta bir olasılığı gibi düşünüyorum. Her evrende Aku yeniyordur umarım. O yüzden tüy yani, anlıyor musun? Artık Samurai Jack benim için bitmiştir. Aku adamdır. Samurai Jack'ten ban yedim ve hayatımı kararttı ya. Hani ban yemek de şey dediği, banı yiyorsun, ondan sonra şey yapıyorsun. Burada Twitch'in şeyleriyle chat entegresi bozuluyor, alert entegresi bozuluyor, bağışlar gelmiyor, onları ayarlıyorsun falan, her bokunu ayarlıyorsun. Üzerine bir de zaten 2 saatini falan ayırmış oluyorsun buna, bir de Twitch seni önermiyor. Ya ben ne yapayım ya, isterse kalıcı banlasaydınız, bir daha görmeseydik birbirimizi. Şaka, banlamayın ya, onu yapmayın lütfen. Kafayı yiyeceğim yoksa, yani mentalime şok oynanıyor. Gibi gibi. Neyse, Ardakay demiş ki bildirimlerim açıktı ama bana bildirim gelmiyor. 3-4 seferdir nedense, belki de benle ilgilidir demiş. Ya mesela bu cidden Twitch'te benim bir konuşmam lazım doğru düzgün bir şekilde. Bildiğin ben Twitch'te şu an yayın açıyorum ama varlığım yok gibi. Hani böyle kaptanlar oluyor ya, Jack Sparrow'un ilk dövüştüğü kaptan kimdi? Sadece 10 yılda bir karaya basabiliyorum falan diye böyle, yani fiziksel bir varlığım yok, hayaletim ben.
gibisinden. Alp Ballo, Resident Evil'a devam mı Adal Adam demiş. Aynen öyle. Bu Manhunt'tan sonra öyle geçeceğiz. Onun dışında Ender Mysterio, Hype Train, Keki 60, 100 bit 60, Ardakay. Aşırı özeniyorum şöyle resimler çizenlere demiş. 100 bit 60. Kanka çiz belli bir şeyden sonra tekrar sen de olursun. Yani sadece o istikrar yok mesela. Bende de yoktu. Bayburç'u Adal Adam tablo için duvarımda yerim hazır demiş. 100 bit 60. Hoş gelmiş. Ramazanoz 45, 45, 31 bit 60. My Games YT 30 bit 60. Bir 30 daha, bir 30 daha 60. Ramazan yine bir şeyler denemiş. Hadi bakalım. O zaman yavaştan başlıyoruz. Ben agaları da yavaştan sesini falan açıyorum. Alo. 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 Merhaba. Alo. Merhaba. Ne haber? İyi abi, sen nasılsın? İyi. Alo, aşağıda dedik yeni. Tamam. Giriyoruz değil mi şu an? Evet. Bu arada ekip falan belirleyelim ya da içimizde hain falan mı olsun? Nasıl yapalım onu bilmiyorum. Haini daha mı eğlenceli olur sanki? Bence daha eğlenceli olur. Ya en sonki çok eğlenceliydi, evet. Arkadaşlarımın sesi az. Bir konuşsanız abi. Alo. Alo. Yo, gayet normal. İyi. Siz şey yapın, gayet iyi geliyor bana. Ben susturup bir bakıyorum. Tamamdır. Ses iyi ya. Güzel. Neyse, hadi bakalım. Bence de iyi, bence de iyi. Alperen YT5, selam chat, buradan herkese öpücükler demiş. Bu arada ben sözümü tutmaya devam ediyorum. Adal Adam ne sözünden bahsettiğini soruyorsan bu klibe bak demiş. Abi biliyorum ben sözünü, merak etme. Yani biliyor olmam lazım. O sözü çünkü seninle beraber 4 kişi daha vermişti. Şimdi karıştırmayayım başka bir sözle de, büyük ihtimal o söz. Biliyorum. Ses iyi, kanka, ses iyi. Bakayım abi Özada. Ya onu sonra şey yaparız ya, yarın falan evet. Filan olur gibi. Evet. Şu an belirlediğimiz planda gidelim direkt olarak. Tamam. Tamam. Bu arada yayın yapmaya şey olmuş, bir de bu Twitch'in şeyi cidden moralimi bozuyor ya, shadow banlaması. Ciddi anlamda. Ya da shadow banladı mı yani, çünkü çok şey, benim ciddi anlamda yayın hevesimi kırdı bu. Ya belli bir şeyden beri bunalım gibi geçiyorum. Arkadaşlar kafa beni kaçırın. Yani kafama bir tane indirin löpşüme, ondan sonra bayılayım. Kendimi bambaşka bir yerde bulayım. Instagram'dan hikaye falan atayım. Arkamdan biri bilirsin. Son anda bir saniye bu gözüksün birinin feedinde. O böyle SS alsın, ekran kaydı alsın, sonra silinsin story. Ve ben böyle ünlü falan olayım, tamam mı? Böyle oh kaçırılan bir YouTuber falan diye, böyle başka gizem kanalları desin işte. Kaçırılan Adal kanalından biri o, yani olur gibi. Drama, aya drama. Canımla veriyorum değil mi bunu? Help işareti yapıyor böyle. Adal kaçırıldıysan 5 kere osur. Çok saçma şeyler. Kaçırılan bir kız vardı, sürekli onu paylaşıyor. Aynen aynen, bir tane kız vardı. Bu, yani kalp işareti. Eğer kaçırıldıysan ve zorla tutuluyorsan kalp yap. Böyle yanda. Aynen. O sonra yalan çıkmıştı zaten değil mi? Bence zincir ses falan geliyormuş şu an, öyle olaylar. Aynen yani. Aynen, çok saçma. Zincir zincir sesi geliyor diyor, tamam mı, arkada, ama zincir sesi yok. Böyle evet, evet. Şey yapıyorsun, kulağını bayağı dayıyorsun hoparlöre, diyorsun ki galiba var, ben duyamıyorum oluyorsun ama zincir tamam, sesi falan diyor. Ya öyle bir diyor ki yani kaçırıldı falan ya. Büyük ihtimal şöyle oldu, kaçırıldım şeyiyle evet ünlenecekti ama yani böyle içerik üreticiler şey yaptı, böyle çok abarttı. Ben buna birazcık daha zincir sesi ekleyeyim falan. Ondan sonra da aldı başını gitti. Sonra da zaten yani bir ayda falan, iki ayda mı ne, unutulmuştu diye biliyorum. Çünkü hiçbir şey yoktu. Adal zorla tutuluyorsan to work at. Peki. Bunun gibi şeyler işte. Basit. Basic. Yapabileceğim bir şey yok. Ah neyse, Marshmallow Prime üzere kullanmış, Barka06G 3. ayında ve Adal abime tekrar abone olurum demiş. Lexaria 2. ayında geç de olsa selamlar, yayınlar Adal Adam demiş. Adal Adam seviliyorsun, Prime üzere kullanmış, teşekkür ederim. Dunkel 12-34 3. ayındaydı, aramıza katılmıştı. Hadi bakalım.
Evet, Twitch canımı çok sıkıyor arkadaşlar. Feyza K ve X. Sen adam 2 gündür doğum günümü kutlarsın benim için. Ne 2 gün sonra doğum günümü kutlarsan benim için güzel olur. Güzel bir hediye olur demiş. 2 gün sonra gelsene. Ben 2 gün sonra birden bunu nasıl hatırlayabilirim? Aa evet, Feyza'nın doğum günüydü. Eyvah eyvah. Ya nasıl? Ben annem bugün anneler gününü kutladım. Annem böyle şaşırdı, dedi ki nasıl yani, dedi, sen hatırlar mıydın bu? Ya böyle yaptı. Anne dedim, ben anneler günü olduğunu tam yatarken fark ettim. Hediye alamadım, kusura bakma dedim. O da dedi doğum günümü dedi böyle mi yapıyorsun dedi. Diyor dedim doğum gününü hatırlıyorum yani, o kadar şeymiş ben hatırlamıyormuşum. Aslında hatırlıyorum yani de. Şey yani, annem için en iyi hediye benim varlığım değil mi arkadaşlar? Bir kere yanacağından öpüyorum falan. Ya evet, hediye almadım bu sefer. Önceden almıştım arkadaşlar. Kendimi iyice şeydi, böyle hayırsız evlat gibi tanıttım ya. Hayırsız bir evlat değilim arkadaşlar. Kesinlikle hayırsız bir evlat değilim. Burada şey yapayım. Manken almıştım bir tane. Evet, o manken. Sonra o manken birazcık hırpalandı. Ben mankenle dövüştüm. Çok sinirlendiğim bir günde. Ama manken iyi. Tedavisi yapıldı ve hala bir şeyler dikildiğinde prova olarak durabiliyor. Öyle de bir olayı var. Yani. Bir de şey var arkadaşlar. Gay misin, gay misin diye soruluyordu. En sonunda gay'im dediğim bir kesit var. TikTok'ta paylaşılıyor. Herkes böyle şey yazmış. Adalı çok severdim ama şimdi gözümden düştü diye böyle. Lan, ne alaka ya? Oğlum gay değilim. Gay olsam da neden gözünden düşüyorum yani? Bu sonuçta ne bileyim yani, normal bir şey. Değil mi? Normal bir şey dedi diye de linç falan atıyormuşum ya böyle. Bu insanlar çok kuduruk yani bir şekilde. Ya hiçbir şey olamıyorsun. Özellikle Türkiye'de herhangi bir şey, yani insan olmaya kalkıyorsun, ona bile karışıyorlar zaten. Ben anlamıyorum yani, normal insan. Çok edepli oluyorsun. Diyorsun ki evet beyefendi, hanımefendi, ben oraya oturuyordum ama siz benim yerimi kapmışsınız. Ondan sonra şöyle ha ha ha, ne kadar da kibar olmaya çalışan biri, sanki 1900 bilmem kaçlardayız falan oluyor böyle yani. Garip garip şeyler. Evet, ortası tutturmak imkansız ya. Yani. Bir de biz burada sohbet ediyoruz. Adam gelmiş yayınıma, diyor ki sus artık diyor. Kanka yayını kapat lan. Ya ben bu adamlarla artık belli bir süre nasıl kafamı alacağım böyle. Hissizleştirene kadar Outlast'taki tipler gibi duvara kafamı vuracağım. Belli bir süreden sonra zaten bilincim çok açık olmayacak ve ben bunlara he he deyip geçebileceğim. Ama gördükçe böyle bir tepem atmaya başlıyor. Aynen kanka, yayına girdim, susacağım yani. İstiyorsan abi sen devralabilirsin. Hiç yoktan şey yapabilir ya, cihazının telefonun sesini falan kapat yani, bu kadar dayanamıyorsa. Ya çok hani piksel piksel birkaç şey görmek hoşuna gidiyorsa aç abi, arkada bir tane podcast bir şey aç. Ya o adam konuşarak Minecraft oynuyormuş gibi olsun, beni görme. Bak mükemmel fikir. Podcast'ini aç, bir konuşsun. Ve de ki Minecraft oynuyor, konuşuyor da adam. Ya da kadın, kimi dinliyorsan yani, değil mi? Yani böyle bir şey. Villager Prime üzere kullanmış. Hit CHGB Prime'ı kullanmış. Dark Angle Angel 0722 Prime'ı kullanmış. Flex on the Hell Prime üzere kullanmış. Türkiye'de bir insan Prime üzere kullanmış. Çok zorlu bir şekilde abone olduğunu eminim. Alon Wolf 019 4. ayında 4. ay demiş. Marshmallow'yu da okumuştuk. Gamer Rules TV naber Adal, iyi misin demiş. 3. ayını yemiş. İyiyim mi acaba? İyiyim dediğim an hayat beyzbol sopasıyla beliriyor. Ha iyisin demek falan diye. O yüzden arkadaşlar ben ne iyiyim ne kötüyüm. Bundan sonra üzücü kelimesi yasak bana. Üzücü dediğimde lütfen 10 lira dağıtacağım sizlere, değil mi? Her üzücü dediğimde. Yapman çok üzücü olurdu. Üzücü falan. Üzücü. Ya kumbaraya koyacağız bunları bir şekilde. O zaman Anal SMP'ye bakalım, başlayalım. Sanal resim verildi mi? Sanal resim verilmedi. Ya sanal resim zaten satın al, hani parayı veren düdüğü çalıyor şey şeklinde gidiyor. SMP mi giriyor? SMP mi? Buralar çok değişti biliyor musun? Tam işte Anal SMP. O bu ne lan? Ben ne oldum? Kameraya bir şey olmuş.
Arkadaşlar galiba beni almaya geldiler. Beni almaya geldiler chat. Görüşürüz, kendinize çok iyi bakın. Sizin yayıncınız olmak çok iyi hissettirmişti her zaman ama melekler geldiğinde bir şey diyemem. Ah melekler ah. Teşekkür ederim melekler. Ama bir an vazgeçtiler galiba. Tekrar normale döndük. Reis 1907 hem demiş ikinci ayını yenemiş Ahmet Ents Prime'ını bizlere kullanmış. Evet, sonra bug'a girebiliyor bazen. O zaman arkadaşlar let's go. Yükleden mi modlar sende? Ben de yüklü olmasa zaten büyük ihtimal buraya gelemezdim şu an diye düşünüyorum. Gelebiliyor muyum? Göremiyorsun. Ama yok yok. Hallettim onları. Tamamdır o zaman. Şöyle ayarlayalım. Abi kameranın her ışık yansığına aklıma şey sahnesi geliyor. Bruce Almighty de böyle yukarıya doğru bakıyordu. Tanrı ile konuşma anına vesaire ışık geliyor sonra tır çarpıyordu ya. Hangi filmden bahsediyorsun onu bile bilmiyorum ama. Jim Carrey'nin aman tanrım filmi. Ben Jim Carrey'i en son 5 yaşında falan izledim ya da 6 yaşındayken. Netten seçebilirsiniz şu an. Çok severim adamı da yani. Yani izlemedim tekrar. Kel Hunter. Speedrunner. Bu arada size özelden şey yazmam lazım. Aynen. Şimdi şöyle yapacağız. Sütler bize farklı özellikler verecek. Ondan sonra menant yapmaya çalışacağız. Ben kaçmaya çalışacağım. Şu an kaç kişiyiz totalde? Başladı. Dina başlamadı. 6 kişiyiz. O zaman bir kişi mi? Bir kişiyi seçmem lazım. Bana yardım edebilecek kişilerden biri. Tamam o zaman ben hemen Kageyze özelden yazayım şöyle. Geldim mesaj abi. Gel. Şu an sana yardım ediyorum abi. Tamam söyleme ama kimse. Tamam. Sonra sıkıntı oluyor. Açıyorum mikrofonumu. Tamam. Tamam. O zaman arkadaşlar kapattınız az önce. Konuşamadım ya. Mikrofonu kapattık. Nereden? Nereden fark etti ya? Nasıl röpe yapılmaz anı? Ozgül'ün abim. Çok çirkinsin. Biliyorum da yüzüyorum. Tamam o zaman. Ben şu an chat'e söylüyorum. Sesim şu an gitmiyor. Kagiz'i seçmedim. Kedi seçtim. Kedin PvP'si daha iyi. O yüzden Kel olabilir diye düşünüyorum. O zaman arkadaşlar başladık mı? Yavaş yavaş. Siz evet. Bir dakika mı veriyorsunuz bana tekrardan? Evet. Koş. Herkes şu an nerede ne olduğunu biliyor değil mi? Nasıl yani? Yani oraya geçmedik hiç. Lan hayır o şey demiyorum yani. Rollerinizi biliyorsunuz değil mi? Baktınız DC'ye. Evet. Ben baktım yazmışsın zaten. İlk kez beni seçmen beni duygulandırdı aslında. Aynen. Özellikle bir sevindirmek istedim sizleri arkadaşlar. Uzun zaman oldu zaten biliyorsunuz böyle şeylerde. Size evet, bir katkım evet. Olmadı. Arkadaşlar moderatörlük maaşları ne zaman yatıyor? Dün yatırdın ya. Hiç hatırlamıyorum. Bana yatırdı hem sen de mod musun, fazladan Kagiz? Yatırmış. Modum tabii. Neyse bir şey derdim de DMM kararı aldım. Hayır bir şey diyecektim ama herkes de aklımda belirdi ama sonra de geri çektim onu. Exabat Bra, yayın aradan adam dün annem doğum günü hediyesi olarak dişi kedi sahiplenmiş. Önerebileceğin isim var mı? Arkadaşlar dişi kedi ismi. Benim aklımda çok bir isim var. Bu önemli ki tipine göre isim yazıyor bence. Kedinin gözü mavi ise maviş. Geliyoruz bakan. Aynen. Beyazsa pamuk. Arkadaşlar neden de hemen böyle başladınız birden beni öldürmeye çalışmalar oğlum falan. Ben sabahları alacaktım ne seni sana. Arkadaşlar tamamen unuttum ben normal menantmış gibi takılıyorum. Allah belamı vermesin. Belli bir süreden sonra zaten şey yapacağız değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben sütü, yani koyunun sütünü almaya çalıştım. Kova yok oldu elimden. Olur böyle şeyler ya. Abi ben şimdi çok kötü bir RP'ydi bu arada. Nasıl kötü bir RP'ydi? Yani şimdi Okan abinin iki kovası mı var? Hayır cidden kova yok oldu elimde yok. Ha yok lan Kageyiz.
değildir herhalde diye düşünüyorum. Ben unuttum kimi seçtiğimi çünkü. Cidden yok bu arada, hatam var benim mutlu. Bilemiyorum şimdi. Hızlı bir şekilde bazı ufak tefek hareketler yapmam gerekiyor artık. Ne gibi? Hiçbir fikrim yok ki ne yapabilirim? Demirim yok, bir şeyim yani. Yok, hiçbir şeyim yok. Siz yemekleri de sömürdünüz. Zaten hain de hainliğini yapabilecek kapasitede olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü kimse o kapasitede olmuyor. Bir şekilde saklamanız lazım bunu. Aynen abi. Mesela öldüm şu anda. Mükemmel abi. Süper. Hı? Gel buraya. Aynen şakaydı, abi. Şakaydı. Oha, kendi ne kadar da iyi RP yapıyorsun ya. Senin neredeyse hain olduğunu unutacaktı herkes. Peki izleden oyunda ne? Ne? Nasıl gibi bu oyun? Bir arkadaşlar bir şey diyeceğim ama yani, ne oldu tam olarak? Iron Golem'in bana tek atma olasılığı kaçtı abi? Rolde için böyle oldu. Efendim? Hardcore ya, o yüzden böyle. Hardcore olabilir. Değil bu benim tek şu peki hardcore kalp. Çok aa, hoşuma gidiyor diye. Nasıl ya? Oğlum tek vuramaz bu arada, tek atamaz. Ben miydim imposter? Keldi abi. Iron Golem'in benim hiç kulağım yok olmuştu. Ben onu anlamadım. Abi ben Iron Golem'i yani nasıl ben vurdu bana? Iron Golem şu an hiç vurmuyor. Evet, ben de Iron Golem içtim. Ya ben de Iron Golem içtim. Ağzıma sıçtı benim. Denesene bir daha. İçimi şöyle misin? Çünkü sendeki Iron Golem sütü bana geldi şu an. Ha. Hayır, ben ekstradan aldım onu. Sanırım şey olabiliyormuş. Iron Golem şey arada bir şans eseri kritik atabiliyormuş. Hmm. Bir de şu an şey difficulty easy de mi? Mesela yok, easy hard'daysa arkadaşlar tamam, neden yani evet. O zaman easy falan yapalım yani. O zaman map'i sıfırlayayım mı hemen? Map'i hızlıca sıfırda abi, başka bir şey yapalım. Bu alıştırmaydı ya. Adalı kabuğundan çıkarma yayını arkadaşlar bunlar. Evet, Doğan ne kadar hızlı kirletilebildiğini görmemiz mükemmel. Hı-hı. Abi. Hızlı bir başlangıç. Ali Adal Seven 100 bit atmış. Selam Adal Adam demiş. Hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Bayburcu Ez Adal Adam demiş. 60 bit atmış. Ay ben korktum lan, banlandım, iyi bir geldim. Ziya Yüce Kaya 100 bit atmış. İyi yayınlar Adal demiş. Hoş gelmiş. Bu arada hala dişi bir kedinin ismini düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Rengine bağlı ama şimdi. Evet, rengine ya, bağlı. Mesela şöyle siyah beyaz bir şeyse ne? Abi yazsana şu an, chat'e yazsana abi. Yumi kedinin şeyine. Abi siyah beyazsa Karabaş. Bu arada Karabaş cidden köpek adı. Olsun, kedi olur. Adı olur. Yani farklılık olur sonuçta. Herkes Karabaş köpeklere koyuyor. Nova var. Bu da çok güzel. Nova diye bir sürü kedi ismi de gördüm ben, evet, açıkçası. Evet, var abi. Mila var. Güzel. Gözü maviyse maviş zaten arkadaşlar. Bu evren kuralları. Yapabileceğiz bir şey yok. Koçumun adını limon koymam gibi bir şey değil mi bu? Hı-hı. Ama yavruyken genelde gözleri yani değişiyor bir süre sonra göz renkleri. Onu da hesaba katmak lazım. Tamam, o zaman yeşiliş falan olur yani. Sonra yani. Sevdiği bir oyun karakterini falan koysun adını. Sevdiği bir oyun karakteri. Ben kalpsizim tekim, kimseyi sevmem ben. Yasu. Evet. Ama küçük bir yani kız bir key diye Yasuo koyadın mı bu arada? Yumi koydun. Yumi şey değil mi böyle? Yumi lezzizmiş gibi kedi mi yiyecek? Aa, onu bilmiyorum. Bu neden hep lol karakteri söylüyor? Ne bileyim, aklıma onu veriyor. Ben bu arada Echo koydum. Protoss yani... koysun. Protoss ne? Kratos gibi bir şey. Protoss bir erkek gibi sanki. Evet. Olivia çok tatlış. Ya Olivia olunca da mesela zeytinsi gibi geliyor böyle bir tık. Bu arada Boşu sunucu mu? Açıldı mı? Aha, açıldı. Mia güzel diyen var. Bu arada neden hala Tiyo Rivals'ın sunucusu açık? Şaka gibi be. Hala. Abi, oradaki parkuru yapman var mı beyim?
Bu ben hiçbir yayın yapamayacağım ya. Parkur eğitimi orada alsam, geçersem cidden. Illumino'nu tekte geçti, ben hala geçmeye çalışıyorum bir yandan, değil mi? Mükemmel. Illumino geçti, tekrar sıkıldı, aşağı atladı, tekrar geçti, TFU falan yaptı. Ben yayın boyunca geçemedim, o da böyle bir anımız. O zaman her şey başlatılsın, herkes seçilsin, ben bir kişiyi seçeceğim aramızdan. Onun dışında Homebage, Prime üzere kullanmış Çağatay Kara 3. ayında, İsraren 2. ayında abi, 2. ayında misler gibi yenilmiş. Selamünaleyküm, hayırlı Ramazanlar demiş, aleykümselam İsraren. Reis 1907'a 2. ayında ehem demişti, aramıza katılmış tekrardan. Onun dışında, evet herkes seçsin, kayıs pardon, seçtim abi. Bu arada kedinin adını, yani büyük ihtimal kendisi şu an yayını izlerken 3-5 bir fikir canlanabilmiştir kafasında. En azından buna yardımcı olabildik gibi gibi. Ya Bihter mi? Kediye Bihter adı koyunca beni Bihter'ini. Oğlum kediye Bihter ismi mi koyulur cidden? Çocuk kedime isim arıyorum diyor. Ya arasın yani, yeni doğan kız isimleri yazsın Google'a, oradan belki bulur bir şeyler değil mi? Bu... Ya da Gazeli gibi papağanla Recep İvedik adını koyduğu gibi, o da kendisine Recep İvedik adını koy. Yani. Ama kız. Ne olamaz mı Recep diye kız. Yani ilginç öyle isimler oluyor bazen. Bir tane daha anım var anlatabileceğim bu konularda, ama o da galiba kapalı public olmaya. Neyse bir ara public olur arkadaşlar, belli bir süre sonra. Feyza KBX, sevgiler gününde sana evlilik teklifi ettiğimi hatırlıyor musun Nikim? Zaten yazıyor, hatırlamıyorum mesela sevgililer gününde ben şey yaptığını. Buradan girmiş buradan çıkmış, hoşuma gitmiştir. Teşekkür etmişimdir ama yani. Çünkü benim burada tek bir sevgilim var, Kageyiz. Yani Kagiz'den başkasına git. Ne zaman sevgililer gününü benimle geçirdin? Oğuz anlatmış mı? Oz. Neden? Oz. Abi yayını kapatmam lazım arkadaşlar. Belli bir şey leaklendi şu an. Çok özür dilerim. Eyvah. Kagiz niye oyundan çıktı? Kagiz modu kurdu mu? O zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde 1 dakika verirseniz bana, ben de kaçsam falan filan hani. Tamam. Güzel olur mu? Olabilir. Olur. Olur. Ben seçtim mi kimin olduğunu? Ben bir sonraki tura geleceğim. Aa ben bir dakika. Tamam. O zaman ben seçeyim abi kim olduğunu. Evet. Bir dakika başlatmayayım. Bu ayağı da 2-3 tane tahta kırmış oldum. Ne? O zaman ben... Başlatmayacaksın. Geliyorum, hallettim ben onu. Tamam ben kişisine yazdım abi. İçimizde bir hain var. O haini şu an... Söylüyorum, mikrofonu kapattım. Ahmet abi. Ahmet çünkü yine beni seçti. O kadar fazla itinayla triggerlanıp öldürebiliyor ki. Hayır, beni seçti. O seni seçtim. Discord'una baksana, manyak herif. Abi biliyorum işte, Super RP yapma diyorum ondan. RP yapmıyorum. Tamam arkadaşlar. Ya. Hadi bir dakika Dolkan, başla. Neyse, kelin olduğunu bu şekilde de anlamamış olacaksınız. Ziya demiş ki abi Bedrock'ta Manhunt nasıl yapabilirim? Onu hiç bilmiyorum Bedrock şeylerini. O zaman bir dakikanız başladı abi. Tamam başlattım. Let's go. Kagiz düzeldim şu an. Çok komik ama. Resident Evil'ı bitirmedik. Resident Evil'ı bu Manhunt'tan sonra geçeceğiz abi. Bedrock çöp değil. Bedrock optimizasyonu Java'ya gelemeyecek hiçbir zaman, ama yani öyle bir şey olsa kesinlikle zaten tarafımız belli. Değil mi yani Bedrock? Ama aynen öyle. Yani PvP'si falan filan çok kötü. Öyle bir sıkıntısı var. Vuruş hissiyatı diyeceğim. Yine en son Adal kanalında vuruş hissiyatı kötü dedim diye anama söven bir çocuk aklıma geliyor. Gelecek yine bir anama sövecek. Yani şaka gibi ya, vuruş hissiyatı diyor. Vuruş hissiyatı dediğin nedir ki yani, oyununa bak, grafiğine bak be kardeşim. Aynen böyle demişti. Bu da böyle bir anım. Yani anneler gününde de en az... Arkadaşlar bugün analar günü olduğu için anama sövmezsiniz herhalde diye düşünüyorum. O yüzden Bedrock'ın vuruş hissiyatı bok gibi, o yüzden de oynayasım gelmiyor, tamam? Yani aynen böyle. Bunu da söylemiş olayım.
Aynen öyle. Şimdi Iron Golem'i zaten büyük ihtimal kesemeyeceksiniz. Çünkü ben kestim. İçerisinden yararlanamayacaksınız. Sütünden, etinden, hiçbir bir şeyinden. Bir dakika doldu değil mi? yani köylü şeyi alsak ne oluyor acaba? Çocuğun oluyor. Çocuğum mu oluyor? Evet ama bağladım. Hani espri yapmış mod yapmamız. Çocuk mu geliyor yanına yani sadece? Evet evet. İlginç. O da bir opsiyon yani. Onun dışında Ege Ergin 4. ayında 4. ay ne oldu be demiş. Arkadaşlar size bir trik vereceğim. Bir tane abonelik yenileme listesi yapacağım. Çünkü artık vay be 4. ay ne ara oldu bak ne ara oldu yani 2. ayını yenileyen 3. ayını yenileyen 4. ayını yenileyen herkes ulan be ne ara oldu falan diyor böyle. Ya cidden ben size bir kitapçık sunayım ve ona göre yapalım bunları. Ne ara oldu be? Bu ülkenin hali ne olacak falan böyle hani şey yapıyor garip bir şekilde. Koaz 3. ayında sessizlik her şeyi anlatır demiş. Çeto Reis Abao 7. ay mı ne diyorsun demiş mesela. Değil mi 7. ayında oh be tatlı. Dark Knight Prime'ın bizleri kullanmış. Patron Puma Prime bizleri kullanmış. Zen SKR 2. ayında homepage'de aramıza katılmıştı. Şimdi ben at sütü alsam. At kadar hızlı koşar acaba? Emin belki. Olamadım. Emin olamadım. Ben bir tane daha alayım şöyle ama bu bayağı gidecek. Ne oluyor? Jump boost speed aynen. Bir tık var. Ama bu örümcek adam gibi beni şey yapmaz herhalde değil mi? Hani böyle daha hızlı şey yapıyorsun, acıkıyorsun falan filan gibi ya da flash gibi. O tarz bir şey. Anlamıyorum ya. Çünkü öyle olursa... Ne? Örümcek adam mı soktu? Ha ha. Arkadaşlar birkaç gündür serin hikayelere doyamıyoruz ya da serin esprilere. Yani böyle adam yayında yapıyor. Ay hazırla. Bu Doğukan'ın söylediği bir şey. Ya örümcek adam soktu muhabbeti Gang Beasts zamanından bir tane oyun vardı işte onu oynuyorduk. Sonra ben örümcek adam gibi hareketler yapıyordum. Oğuz da diyor ki örümcek adam da iyi sokmuş ha falan bir şey diyordu. Oradan kalma bir şey ergenlik. Sen kendin diyordun ben örümcek tavuktum. Örümcek adam soktu beni dedin. Ya o evet doğru yanlışlıkla o tamamen sıcı moment hani gülürse ondan bağımsız bir şeydi abi. Tamamen şeydim. Yanlışlıkla örümcek soktu yerine örümcek adam soktu bana dedim. Ve öyle de kaldı o olay tamamen yani örümcek adamla aramızda olan sizlere. Size ne be Allah Allah şaka gibi şey. Benim ilişkim benim şeyim. Örümcek adamla ben buna karar veremiyor muyum arkadaşlar? Allah Allah. Şaka gibi. Şimdi buradan zıplaya zıplaya gerçi çıkabilir gibiyim ucundan. Yapabilir miyim? Olur gibi. Oluyor. Ustam. Oh. Oh be. Şimdi benim malzeme yok. Büyük ihtimal bu God Seed de değil. Ahmet bir dahakine sana bir God Seed'lik şey yapayım ben. Tamam be. Çünkü burada lava pit bulurken canım çıkacak. Bir de öngörü açalım bundan sonrakinde. Bir tek sıkıntılı çünkü. Hey sen bana sarımsak mı sıktın? Nasıl yani? Emircan 17-19. Hoş geldin abi. Çekilişi kaçırmadım değil mi demiş. Ve ben de diyorum ki hayır abi kaçırmadım. Daha bir tane bile çekmedik. Yayın boyunca 10 tane olacak. Birazdan şey yapabiliriz. İlk 2-3 tanesini çekebiliriz. Şimdi buradan atlasam... Gerizekalıdır Aino. Giysi mi yırttın? İnflak edeceğim. Çok ama cidden loop alıp dinlemelik. Gerizekalıdır Aino. İnflak edeceğim. Yemek ye. Arkadaşlar yemek yemeye gerekiyor. Bunu içtiğimizde aynen öyle. Böyle bir tık regenerasyon olayımız var. O yüzden fazlasıyla o hayvanlardan barındırmamız da lazım yanımızda. Ucundan bir tık. Ben hala lava pit bulmaya çalışıyorum. Çünkü bir şekilde ne bileyim demir falan filan bir yerlerden buluruz. Bastion'dan bulabilirim diye düşünüyorum. Mesela burası tamamen mükemmel bir lava pit. Yani.
Arkadaşlar ben biraz fazla speedrun yapan bir mahlukat olaraktan fazla mı iyi kokluyorum yapılara göre? Bilmem. Ya böyle bildiğin bildiğin kokladım. Bu arada Dreams gibi buldu böyle çat çat çat. Dreams abi, derken? Dreams. Ya yeni bir adım var. Abi birçok kişi ona farklı isimlerle seslenirdi. Oyun da o. Ay Dreams oyundu. Ben de yani yadırgamadım hiçbir şekilde. Tamam. Oo! Oğuz abim. Oğuz ne yapıyorsun? Vursana bir şey yapsa da. Bildiğin geldi, bakıştık ve geri çıktı. Aa, dur. Ahmet niye Oğuz'u? Impostor değilim asla. Ahmet kesinlikle impostor olur mu canım ya öyle şey? Allah Allah. Ahmet'im yapmaz ya Ahmet'im. Ben Ahmet'e yazdığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. Impostor yani içimizdeki hain olan kesinlikle değil. Abi bu arada bir dakika. Seni kullanabiliyor muyum? Herhalde kullanabilir. Aa evet. Çok kötü bir şey bu. Biri bana hasar vurduğu an ışınlanıyorum rastgele yerlere. Enderman olursam. Aa çok iyi aslında. İyi bir ya iyi ama çok da iyi mi acaba? Aa lava falan ışınlanırsan çok sıkıntı ama. Onu ayarlamışlardır ya herhalde. Umarım. Ya ben şu an bir şeyler denemeye çalışıyorum abi. Olursa çok güzel olacak. Allah belli oluyor. Abi ama ya ben neden bu hayatta ne yapay zeka ne başka bir şey tarafından hani acaba takılacak mıyım ya? Sonunda. Bunu yaparsan çok OP olacak bu arada biliyorsun değil mi? Oldu bile abi. Hoppeli hoppala. Ege Ertekin ikinci ayında. Abi selam, ben birkaç ay önce yanlışlıkla senin Discord'da link paylaştım ve ban yedim. Herkes yanlışlıkla Discord'da bir link paylaşıyor, reklam yapıyor. Cinsel içerikli bir şeyler paylaşabiliyorlar yanlışlıkla. Çok fazla gördük biz. O yüzden de bakılır abi. Banlanma stiline göre. Hop. Yok çıkamıyorum buradan. Benim eşyalarım da çok kötü ki aslında. Acaba bütün her şeyi nasıl yapabileceğim? 600 gigabayt karşım yok. Abi ben Gal Gadot'un olduğu bir Yandex disk linki attım abi Discord'una. Ondan sonra ban yedim, anlamadım ya, insanlar yararlansın diye atmıştım ama yani. Evet. Ben özelden atabilirdi sanki. Ya yani. Bana çok geldi öyle Yandex şeyleri, çok rahatsız edici. Hayda. Oğlum bana geldi, ben bulmadım yani. Tamam işte hadi de yani. Korkutucu ama yani. Önce bir biz at, hadi biz bir güzel mi değil mi kontrol ettik orada. Virüs mü değil mi diye. Yoksa yani. Ya yoksa. Virüs mü değil mi yani. Mining yapmasınlar senin şeyini. Ya şimdi indireceğim, şey olacak. Abi bu arada. Ne? Bokan Netra gitti mi? Evet. Dinlerdin abi. Oho suyu. Ben evet. Sen bir uyuyorsun ya bir. Bir dakika, pusula nereye gösteriyor o zaman şimdi? Şuna en son girdiği lokasyonu gösteriyor ama Nether'a geçip baya uzaklaştıysa şu an çok net göstermez. Evet. Ben yeniden doğdum, benim elime pusula hocam, gelmedi. Doğukan en son bir köyün oralardan falan mı gittin? Nasıl bir köyün? Normal bir köy. Aa, bizim başlangıçtan sonra ki köyden başka hiçbir köy görmedim ben. Maksimum o kadardı. Belki o dönüşü yaptı, oradan geçti köyü. Ya evet evet. Belki siz kestirmeden gidince tak diye buldunuz. Ha. Bende yani var mı Nether portalın koordinatı? Ben orayı yazmıştım, atabilirim. Atsam? Ahmetciğim sen hain gibi değil miydin ya? Neden söylüyorsun yerlerine, yoksa değil misin? Çete at Ahmet. Ya köy olsun, köyde bir sıkıntı yok. Bizim şu an malzemeler, obsidyen var, altın var, pigmen brutlar sıkıntı olacak. Bir de bastion bulmamız sıkıntı aslında burada. Öyle bir durumumuz da var.
Şu an kendimizi çok rahata almamamız lazım. Sola bak. sesi kapattım tekrardan. Ahmet fake lokasyon vermiş gidecekleri yere. Şu an herkesi oyalıyor. Mis gibi. Bir de balta yerine bence kazma yapsak. Şu şekilde. Şu şekilde kullansam şansımı. Yani bence word. Zaten yani. Alo. 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 Bu yaratıklar bana tarumar ediyor. Evet, bana da. Cidden çok fazla var ya. Nereye kaçsam onun yüzünü görüyorum. Oğuz boş ver. İnflak edeyim. İnflak. Hayır. Ne zekalı zombi. Sesini bırak. Evet, çok tam olarak orijinalindeki ses tonuyla aynıydı bu arada. Çok iyi. Herkes odaklanmış bir şekilde. Bu arada ben infilak edeceğim diye ağlıyor. Hayır, Oğuz'u ağlatıyorlar şu an. Üzgün bir şey. Ah! Hayır. Bastion buldum sandım. Bastion buldum sandım. Antoinette'den daha fazla zombi var yanımda ya. Ya geri zekalı creeper. Geri zekalı creeper. İnflak edeceğim. Arkadaşlar Blaze gördünüz mü? Yani bana söylerseniz ben de görebilirim de. Şu an çünkü sıfır. Dünyada hiç Blaze kalmamış herhalde. Blaze'in bu arada sütünü almadan şey yapma, öldürme bence. İşte sen... Ha dur, oynamıyor bu adam Meriç, doğru. Evet evet, sütünü alacağım. Ondan sonra ateş direnci almış olacağım. Hani direkt Bastion'a falan hiç gerek yok. Ahmet neden Oğuz'u tekrardan öldürdü arkadaşlar? Yanıyor. Ahmet yine yaptı bunu. Yoktu ya. Zombilerle savaş burada 10 tane. Tamam, teşekkür ederim beni kurtardığın tamam. için. Sonra geldi bir tane daha koydu kafama. Bilerek yapıyor, bilerek yapıyor. Arkadaşlar Ahmet sanki imposter bu arada, onu söyleyeyim ben. Bu arada ben ya, bana bırakın cidden, ben oyunu bitireyim. Yani çok uğraşmaya gerek yok ya. Birkaç tane Bastion lokasyonu falan ateşlerseniz bence daha hani siz de acı çekmezsiniz, ben de acı çekmem. Hızlı bir bitiriş olur diye düşünüyorum. Elimde 6 tane pusul oldu arkadaşlar. Seni veremedim. Öyle oyun tekrar veriyor. Bana vermedi Ahmet. Tam bu arada mis gibi oldu. Ne oldu? İlk Blaze Rod'umuzu aldık arkadaşlar. Tatlı tatlı. Tek sıkıntı canımızı yenileyemiyoruz. Onu da şeyle yapabiliriz. Hızlı bir şekilde. Ateş direncimiz var değil mi? Hoglin'lerden acayip fazla eşya çıkıyor, yenileme çıkıyor. Yani en iyisi Hoglin'ler şu ana kadar. Bu arada hala benim impostor olmama ihtimalim var yani. Adam çok iyi oynuyor. Nasıl yani? Abi ne alakası var? İki kere Oğuz'u öldürdün. Tamam da ben yani... Oğuz çok iyi oynuyor. Ahmet de Oğuz'u hocam, ben neden portalın oradan geldim? Ölüp. Neden? İmpostor oldun için mi? Ne için olabilir mi? Ölüm sebebim lava düşmek. Bir ittiği için olabilir mi? Aha. Ben inanmadım yani bu arada. Yani ne yapayım? Ne yapayım? Ben de inanmadım. Pek inandırıcı değil de Ahmet, birazcık daha abi, iyi Ahmet denemen evet lazım. Ahmet Doğukan'ı gördüm. Reset alıp öldürecektim. Bunu abi amına geldi beni öldürdü. Ben Mad Bey'de gördüm görevini yapmadı arkadaşlar. Yani geçen tekneye gittiniz ya. Arkadaşlar görsel yani... görsel bir tane görevim var. Size gösterebilirim. Arkadaşlar burada... Yalan söyleme. Görsel görevler kapalı. eyvah be. Benim... Among Us. Test bar takip eder. Lan bir şeyler patlayıp duruyor. Garibime gidip duruyor. Ha bundan dolayı. Tamam. Bak ne patlıyor.
Arkadaşlar lütfen bazı şeyleri hatırlatmayalım da birbirimize, yoksa hayatımız çok fena kayabilir diye düşünüyorum. Onun dışında sizden bir şey alabiliyor muyum ben abi? Lütfen. Ne alabiliyorum? Ben de geçen günkü kelim bug'ı oldu. Birisi öldüğünde ben beni şeye atıyor. Respawn noktasına atıyor. Beni atmadı. Beni atıyor. Aynen aynen Nihat, onu ben de ondan şey yaptım. Creeper sütünü alırlarsa direkt yok olduk çünkü. Ve şu an geçemeyeceğim. Yani etimiz falan da geçiyorum. Şunlar var, onlar da çok yenilemez. Impostor kim? Ahmet. Ahmet ama Ahmet. Deli gibi çaktırdı yani. Bayağı deli gibi çaktırdı. Sesim kapalı bu arada. Ne yaptınız zombiler? Bu arada Doğukan, bizim gelmemiz çok zor. Benim hele çok zor. Birisi öldüğü anda başlangıç noktasına... Aynen. Oğuz'da mesela. Ben öldüm diye benle birlikte başlangıça mı geliyorsun? Evet. Ya o bir kişiyi feda edeceğiz. Yani o kadar da olsun gibi bir şey. Ama galiba benim Bastion bulmam bayağı sıkıntılı ya. Dur bekle, ben ölürüm. Ya ölmeme şansım var o patlamada ama emin olamadım. Şimdi şöyle de bir şey yapabiliriz. Ben şöyle birkaç tane trick shot yapabilirim. Sen öldün. Bam. Sonra şöyle yapsam. Ama nereye kadar gidecek işte bu? Piglin'e yetişsem bir işimiz olacak gibi de. Bir tık pes ettim ya. Mental olarak bir pes ettim ben. Açlık alıyorsun, neden içiyorsun? Şundan dolayı içiyorum, ateş direncinden dolayı. Abi gravel koyup God Bridge yapıp ondan sonra da zıplayıp aşağıya sarmaşık koymam yok mu? Aynen öyle. Bundan bir şey gelir mi? Bana pusula Doğukan'ın portalını göstermiyormuş. Evet. Belki. Ucundan. Arkadaşlar bu arada ne alırsam alayım ben her türlü öleceğim galiba. Çünkü o kadar zor yürüyorum ki şu an. Anlamı yok. Ya da yoksa Ahmet yanlış şeyleri mi attı? Sahte koordinatlar mı attı? Koordinat mı attı Ahmet? Ahmet koordinat attı diye biliyorum ben bir ara. Şimdi benim belli bir yere gitmem lazım. Oraya doğru gitmeye çalışıyorum. Özelden biri bana Bastion'ın koordinatlarını yazdı galiba da. Hani ucundan. Ne? Yani öyle bir şeyler. Ahmet imposter anı. Sen ya. Abi, Ahmet'i... Bek bana böyle ayıp. Ahmet'i nereden bu arada hani mesela imposter olduğunu yaptığı düşünüyorsunuz şey ki? Koordinatı ben verdim size, daha ne yapayım ben? Doğukan en yakın bendim, beni öldürdü. Ya ben seni orada atak öldürdüğümü söyledim ama bam diye vurdum kafana. Çok şey, uzak bir yere koordinat verdin çünkü. O bir öldür bende de şey, yemeğin yenilensin diye. Çünkü canım bence yoktu ve yemeğimiz sıkıntıydı. Koordinat verdin. Yemeğimiz sıkıntıydı derken bende vardı. Ahmet aslında senin iyiliğin için seni öldürdü. Yani o yüzden etrafımda da bulamadım. Ahmet çocuğa neden sormadın öldürürken bari hani evet, cenni yenileyelim falan diye. Yenilemesi çok sıkıntıydı. domuz direkt yenilemiyor mu? Bana öyle döndü. Tamam ama şöyle yani. Bir kalbin iki tane kolum vardı o bakan. Tamam hadi. Ben senin Evrov'daki gibi değil mi? Asamıyoruz mu ya Ahmet'i? Ahmet asamıyoruz mu? Kafasına. Aaa! Ben koordinatların tam tersine... Lanet olsun! Başından beri yanlış yere gidiyormuşum. Hayır! Hayır ya! Bomboş yere! Bomboş yere gitmişim tamamen. Imposter Ahmet, bana bir tane pusula at. Benim pusulam gelmedi. Impossible mı? Bu arada cidden hiç tahmin etmediğiniz biri çıkacak. Sonunda söyleyeceğim. Ahmet çıkacak çünkü tahmin etmiyoruz, direkt biliyorsun. Doğukan bence yerde mantar bulursan onlardan falan şey yapmaya çalış. Ama tahtam da yok ki. Ağaç var nedir de? Evet lan. Arkadaşlar. Kopyalar da veriliyor. Ben onu normalde de veriyorum. Ben olsam ya da olmasam hep söylüyorum. Ama şu an sen şu an imposter'sın ama yani.
Bence daha de öyle, bence Enderman sütü içmemiştim be. Vay be. Kovamı aldım ben de. Ya Oğuz'a yazık oldu bu arada cidden. Ahmet denen bir adamın, imposter'ın ya bu şekilde yapması. Bu arada baktım yani... Baktım böyle arkamdan Ahmet geliyor, Doğukan'ı indireceğiz. Yaşasın diye, sonra geldi kafamı bir tane vurdu. Gerçek bir imposter göreceksiniz bu arada, hiç belli etmedi şu ana kadar. Hani sinsice şu an mentalinize oynuyor. Herkes Ahmet'ten şüpheleniyor falan. Ben çıkıyormuşum değil mi böyle, ne alaka? Değil mi, sana yazmışım ama unutmuşum oyunda olmadığını falan. Benim arkadaşlar bu arada. Abi ben cidden zevk katsayım çok düştü ya. Zevk katsayım sıfır şu an. Yani ne yürüyebiliyorum ne bir şey yapabiliyorum. Yani açlık kafama vurdu. Ciddi şey gibi yani, Minecraft'ta oruç tutma muhabbetleri, videoları var onlar gibi yani. Ağır yaşam ya. Ne alaka lan? Kendini zor taşıyorsun işte şu an. Abi canım niye bu kadar fazla senin? Ateş direncim var 100 sene. Abi şöyle bir durum var. Çok yavaş gidiyor yine. Anlamı olmuyor. Hop! Ama önünde yürüyebilen bir canlı var. Yani o tabii ki var. Hatta o gelebilir mi buraya doğru? Affedersin ama gelebilecek misin sen anneciğim? Aa kaçıyor benden. Evet, mükemmel ötesi abi. Kovalacık de... kovaladıkça kaçan ateş böceğimizin konuşma itemi de iyice kaybetmişim. Tamam. Oldu umarım. Tamam oldu. Can veriyor mu? Hiçbir şey vermiyor. Koşamayacağım yani yine. Neyse, koordinata şu an gitmeye çalışsam... Bir farkı var mı? Tam şu çaprazdan gitsem bu arada Bastion'a varıyor gibi bir şeyim. 2 dakika falan yürüyeceğiz ya da 1 dakika yürüyeceğiz, ondan sonra geçmiş olacağız oralara doğru. Aga be, bu arada göbek yapmışım ciddi anlamda. Bu göbeği eriteceğiz arkadaşlar. Bir hot tub'ımız var. Bugün dediğim gibi. Bir spor yapmışım arkadaşlar yani. Bayağı. Harbi mi? Yani, üf yani. En sonunda bütün mahalle falan dinlediği için şikayete geldiler. Falan şaka. Annem çok kızıyor ya. Ama böyle ne bileyim gaza getirecek şarkılar falan. Abi bir an spor yapmana kızıyor diyorsun sen. Durdum böyle. Aa yok be. Ya göbeğim cidden var. Artık hani chat'teki birkaç kişi bile şey diyor böyle. Abi senin bir göbeğin mi var? Oluyor böyle ve ben üzülüyorum. Arkadaşlar yani var göbeğim. Olur böyle şeyler. Aa bu evet. Arada bayağı riskli bir şey yapacağım şu an. Ya kazanacağım ya öleceğim. Ya kazanacağım ya öleceğim abi. Bir dakika. Şimdi hepiniz olayı biliyorsunuz bu arada büyük ihtimal. Chat size diyorum. Burada bir canlı var. O kadar iyi ki, o kadar güçlü ki onun eğer eşyasını alırsak büyük ihtimal deliler gibi yaşayabileceğiz. Ama şöyle bir olayı da var ki bize tek de atabilir. O yüzden sıkıntılı. Tabii elimize şunu mantarı almamız lazım. Bunu koyduğumuzda kaçacaklar. Tam kaçtıkları bir anda çat yani böyle arkadan alsam büyük ihtimal tüm şu an Manhunt kurtulacak abi. Ucunda ufak bir kritik bir hamleye bakıyor. Ya beni yaşatacak ya öldürecek. Ama bir de şöyle bir durum var. Ben bu adamları görebilecek miyim? Çünkü yani piyasada ne Piglin var ne Hoglin var abi. Arkadan alacağım be. Söyleyeceğim onu bir güzel. Oh. Ondan sonra let's go. Ustam be. Abi ben bu arada kendi kafamı kıra kıra bir hal ol... Ah evet gördüm abi. Agaları gördüm şimdi. Yani belli bir sürem var. Gidilir. Ama işte hepsi mi dalacak, dalmayacak mı? Öyle bir olay da var. Golem tekniği bunlarda yaramıyor diye biliyorum ya. Hiçbir fikrim yok.
Abi gel lütfen gel. Lütfen gel. Gör beni abi. Gör beni. Bunu ama gördün aynen. Buna bir tane daha koyuyorum. Lütfen aradan alabileyim. Lütfen alabileyim. Hoppala. Hayır hayır hayır. Hop. Hayır. Oh be sonunda cidden. Ah. Oh. Bunun için çok uğraştım be. Şunun OP'liğine bakın. Yani ah. Oha. Ya ya o yüzden bekliyorum. Bir de güç veriyor, resistance veriyor, fire resistance veriyor, saturation veriyor. Hani direkt en OP şey. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Mükemmel. Yani bu adamlarla 100 yıl falan VS atayım hiçbir şekilde koymaz yani, anlıyor musun? Şimdi ben tam olarak hani koordinatlara gideyim. Ama o kadarım da yok bu arada ya. Bak. Abi bir dakika, bir tane daha yap. Gerçi halledilir ya, o kadar dert olacağını düşünmüyorum. Okay. Koordinat neresiydi? Onu bir şey yapayım. Kagiz diyor ki Ahmet verdiğin koordinat bomboş. Ya gittim koordinatı, hiçbir şey yok. Altında falan böyle hafif, çok az kaldı. Hafif hafif, bütün suyun altını gezdim bu arada. Ahmet bu kadar belli etmese miydin imposter olduğunu? Hain olduğunu. Hep bana oynuyor fark ettiyseniz. Kagiz imposter bence. Ya bir dakika, Kagiz imposter bana sıçrıyor oyunun başından beri. Ahmet bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim Ahmet. Şimdi ben burada suyun altında yok dediğimde itiraz etmediğine göre sensin. Abi tam su altı lokasyon değil çünkü. Biraz sağından koordinat aldım, hani onu gördüğüm an aldığım bir koordinat o. Yani korkup da direkt portalın geçip koordinat yazmadım. Orada olduğundan emin değil misin yani? O civarda yakın bir lokasyonda. Ya tamam, ben itiraf ediyorum bu arada. Suyuptu. Suyup muydu? Hı hı. Yalan. Suyup hep benim yanımda. Yalan. Arkadaşlar oyun daha bitmedi. Oyun bitmeden gerçekleri söyleyemem. Gerçekleri tüküremem. Yapabileceğim bir şey yok. Suyuptu. İnanıp inanmamak tamamen size kalmış diye düşünüyorum. Ha, bu arada ben Bastion'ı buldum. Teşekkür ederim. Kagiz özelden bana attığın için koordinatları. Önemli. Tabii birkaç asır sonra gideceğim ama yani en azından bir gideceğim. Onu biliyorum. Bu adam gerçekleri tükürüyor be. One Bucket 4. ayında 4. ay mı ne demiş. Hüsov BG'ye 2. ayında evet 2. ay bebeğim demiş. Unsaga 23 Prime üzere kullanmış. Crowman Prime kullanmış. Ferhat Altınkök 2. ay hayırlı olsun adalı adam, iyi yayınlar demiş ve 2. ayını tazelemiş. Türk'ün efendisi 3. ayında chatte bir altın sembolü mü belirecek acaba demiş ve altın blok olmuş abi. Onun dışında Proat 33 yine ben demiş. 5. ay demiş. Kardeşim artık yani bıktırdım be, yine mi sen yani... Şaka gibi. Haluk Bay K Dinç 45 Prime'ı üzere kullanmış. Ege Ertekin 16 Prime üzere kullanmış. İkinci ayında Mermi Jack 54 Prime üzere kullanmış. 0 Fehmi Öznür 0 Prime'ı kullanmış. Emir MHCR Prime'ı kullanmış. Tarık PL Pala Bıyık Prime üzere kullanmış. Emre Can 17-19 3. ayında. Çekilişi kaçırmadım değil mi demişti. Aynen kaçırmadım. Birazdan şu tur bitiminde halledeceğiz. Onun dışında Yasin Burma Prime üzere kullanmış. Masaka 3. ayında. Bir espri yapayım. Bir adam varmış ölmüş. Okey abi, bu benim 10 yaşımda yaptığım espriydi. Ama o zaman bir reklam vardı. Bir adam vardı canı sıkılan diye bir reklam vardı. Onu seviyorduk biz yani de. Bu bayağı serindi yani. Bursa'nın sıcak havası tamamen dağıldı şu an. Evet. Pigdenburglar bu arada sıkıntı yapacak mı? Acep. Altın bremus tamam. Bunları alsam tamam. 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 Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Atlarım bu arada. Hiç uğraşamam. Aa gerçi saturation'ımız fazla. Bir dakika, tekrardan gidebiliriz. Aynen abi, gel sen öyle yavaşça. Hatta sana nasıl yapacağız onu? Şöyle mi koysam? Şöyle koysam? Aynen öyle, ama bütün piglinleri de yakmasa mıydık ha? Aynen abi, adam okladı, sekti, bana girdi giren.
Affedersiniz, bir sıkıntı yok abi. Bak, ben bunları biliyorum. Sizin şifanızı, ilacınızı biliyorum. Al abi. Hiç uğraşmaya değmez. Burada var mı bir şeyler? Yok. Şöyle gideyim. Burada var mı? Bu hangi şey? Onu bulabildik mi? Hangi piglin şey? Bastion. Çünkü ben şu an Bastion'ı tam olarak kestiremedim. Stable mı? Stable'sa boku yedik. Stable zaten nefret edilesi bir yer. Şu an sadece... Aa, bir de şöyle bir sıkıntı var. Biz yani 1.16.4'teyiz. 1.16.1'de değiliz. O yüzden de alacağımız loot yani baya baya azalacak. Ya felaket azalmış olacak. Tamam, bloklar iyi. Cana falan ihtiyacımız yok. Bunlar alınabilir. Yani buna da ihtiyacımız yok. Zırhlar gayet yerinde. Enderman'in gözüne bak. Abi sen en son Adal'ın videosunu izlemedin mi? Bugün attı. O videoda Enderman'ler çok iyi insanlardı, canlardı. Onun için öldürmedin değil mi? Onun için öldürmedin. Öldürmesine izin verdim. Güzel. Abi bu arada Stables değilmiş chat. Bildiğim bridge bu abi. Güzel. Enderman de şey çok güzel oluyor. Böyle kayıya koyuyorsun. Önüne sen biliyorsun böyle seni tutuyormuş gibi falan oluyor ya. Aynen Titanic. Flüt açardım da. Piston falan koyuyorsun diyecek sandım böyle. Aa yok. O piston o yasaklı teknik abi. O hoş değil. Bu arada bu kadar altına çıkmama olasılığı var istediğimiz lootların. Özellikle de piglinlerin birçoğunu az önce yanlışlıkla katletmiş bulunmaktan ötürü de o metalin sesindeki gibi o çınlama sesi geliyor. Siz ne yapıyorsunuz abi? Çifte kumrular. Gelin abi siz. Oo sen değil. Sen değil. Sen değil. Lütfen ittirmeyin. İzdiham olmasın. Şöyle yavaş yavaş. Şöyle gelirsek. Aynen öyle. 3 tane. 4 çok iyi bu arada. 4 bayağı iyi. Bu abimizi de atlatabilirsem. Her şey tıkırında. Gel abi. Aynen öyle. Tamam, belli bir süre bunları idare eder. Burada da bir abimiz var. Tam olarak nasıl olacak? Buraya atacağım hepsini değil mi? Ha, şuraya atayım. Şöyle bir kapatayım ben onları. Şurayı da kapatayım. Hatta bunu bir tanesini çevirmeyeceğim. Ne olur ne olmaz. Fazladan kalsın. Şöyle atmaya devam edeyim. Evet, birazcık sıkıntılı olacak maalesef. Bayağı kargaşa çünkü. Tamam, buradan idare ederiz. Şimdi 10 altın bloğumuz daha var. Mis. Bunlar da okey. O da mı boş ver zaten. Bunlar gayet yeterli. İp sıkıntımız olacak. İpler bir tık daha az geliyor. Onun dışında enderpearl'ler iki katı daha az gelecek. Herhalde ama enderpearl de geldi ya. Fena değil. Sıkıntı yok. Ya büyük ihtimal oyunu bitirmiş olacağız. Ejderhanın sütünü alabiliyor muyum savaşırken acaba? Oo. Değil mi böyle alttan desem mi hüptürsem ne yapabilir ki? Ejderhanın yumurtasından süt alınabiliyor. Ya neden bak ben neden bunu spoilerlıyorsun ben? O anda yıkılsam daha iyi olmaz mıydı? Ben yine de gideceğim ejderhanın sütünü almayı deneyeceğim. Ahmet şaka yaptı zaten öyle bir şey yok. Sonra olmadığını fark edeceğim o an tekrar üzüleceğim ben tamam. Omnimen'e dönüşüyorsun değil mi? Böyle bayağı dövülemez bir şey oluyorsun. Omnimen yalnız cami saydığınca sayıyor kanka yani o kadar da şey değil. Mark olayı bilmiyor. Mark abi. O da doğru. Yani tutacaksın diyeceksin ki cami say Ayasofya Ulu Cami. Bak bakalım oluyor mu? Şimdi şunu atsam. Umarım bu arada yanlış bir şey almam çünkü direkt yok edecekler beni. İpler bayağı az. Pearl'ler evet deli dehşet az. Yani yüzdelik olasılığı %4'ten %2'ye düşürülmüştü zaten. Ama bilemedim şimdi. Bloklar işimize yarayabilir.
Ateş direnci çok işime yaramaz. Ama yine de al abi, alışkanlık yani, elim gidiyor bir şekilde. Tamam, şunları bir takaslayalım. Az önce bir ara yanlışlıkla altınları geri aldın ya, böyle bir panik oldum ben. Bir kere öyle speedrun satmıştım. Böyle 10. dakikadayız falan. Böyle bayağı her şey tamam. Yanımızda bir güzel bir fortress var. Ve aldığım an böyle yok etmişlerdi beni. Sanki ben sağlamıyormuşum gibi onu. Orada şey Pearl mi görüyor? Ben bir yerde AFK bırakmıştım böyle, ölmeyeyim diye üstümü kapatıp su almaya gittim içeriye. Her öldüğünde birisi bir yere ışınlandığım için bir sürekli zombi ölmüşüm bu şekilde. Kim öldü acaba? Kim o terbiyesiz? Çok üzücü bir şekilde. Hiç ölmemişsin o sürede. Hayır, beni oraya attı ama spawn'a attı. Ben kendimi kazandım. Ya o bir kişi kendini feda edecek bu modda yani. Yapan kişi öyle yapmış. Yapabileceğimiz bir şey yok. Onun dışında galiba Pearl sıkıntısından dolayı bu run satılmış olabilir. Bir tık satılmış olabilir ama ucundan yani. Ha, ben buradan nasıl çıkacağım bu arada? Tamam, kazabildim. Güzel. 16'ya tamamlayalım olur bence. Ha, 13 var. Tamam da yarı yolda giderse ne olacak diye düşünüyorum ben. Altın hala var mı? Yok. Altınlara bitti. Şu an huysuz bir küçük çocuğa dönüştüler abi. Ben birazcık da en azından bir olasılıktır. Bir umuttur insanı yaşatan. Şöyle... Kanka sen git, seni kimse sevmiyor. Seni de sevmiyor kanka, git. Şöyle şuradan alacağım. Bir tane mi? Bir tane değil, 16 tane obsidyen bu arada. Tam istediğimiz gibi. Hayır. Ahmet bir tane daha pusula. Dur, tam varmış. Aga be. Bazen öyle bir an olur ki. Bir dakika bu arada. Ben senle göz göze geldim. Ben seni bir sağayım be, aslan parçası. Portalı mı? Ben portal arıyorum hala. Oradan bak, gidiyorsun. Arada doğru bak, orada bir lav göleti gibi bir şey var. Ama bir tık altta hani böyle oluyor ya, yukarısında kapalı oluyor. Ya Ahmet! İki tane lav göleti buldum, ikisinde de yok. Evet evet, ben. Evet, Ahmet sallıyor şu anda. Ahmet yani ya bu... Ahmet, tamam. Ver bizi oyalama Ahmet. Imposters'ı işi oyalamak aslında yani, ver bizi oyalama demem. Abi... Benim ne oldum şu an, bulamadım diye. Abi cidden Ahmet değil bu arada. Siz... O kadar kendi aklınızı çeldiniz ki bazı şeylerle. Hani şu an... Ya Ahmet değilse benim ismim de Black değil ya. Zaten zaten Kagiz değil mi adın lan senin? Allah Allah. Arkadaşlar bu arada ben... kutup ayılarını bekliyorum tekrardan. Böyle bir şeyler oldu, bir döndü orada. Fark ettim. Evet değil mi ya? İki kere falan oldu üzerine de. Başka bir yerden alabileceğim bir yer de yok sanırım. Bunun içinde çıkıyor mu artık, böyle total gold digger bir şey oldum. Merhaba. Çıktı mı acaba pearl'ünüz? Yok abi, pearl'leri de yok. O zaman tıpış tıpış gideceğiz, halledeceğiz ya, yapabileceğim bir şey yok şimdi. Bir tık uzaktayız. Ideal koordinatlara gidebilmem için benim şuradan gitmem lazım. Şu tarafa gitmem lazım. Ateş direnci kısmı sıkıntı değil. En azından o sıkıntımız yok. Ben burayı tamamen bir de geri mi döneceğim şimdi? Üzer. Tüm yolu geri dönmem üzer. Pa 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 pa. Tamam. 155'teyiz bu arada. Sadece şuradan 200 blok falan gittiğimizde ideal koordinatlara gidiyoruz. Yani Stronghold'un tam çıkabileceği en iyi koordinatlara gitmiş olacağız. Onun dışında... Aynen abi, çok iyi. Uf. Zaten bir tanesini kullanmam gerekiyordu. Aa, benim fazlasıyla kova yapmam gerekiyor ama. Fazlasıyla kova yapmam lazım.
Ne kadar yapabilirim? En azın, evet. Bir 6 tane daha yapabilirim. Dizi önerebilir misin? Abi Invincible direkt, animasyon seviyorsan. Onun dışında cidden diziler sarmıyor. Bir dizi şeyine girilmiş. Netflix'i açıyorsun, bir şey açıyorsun. Her yerde dizi böyle. Dizi, dizi. Böyle Dürman konusu güzel bir şeye benziyor. Ama annemle böyle 1 saat, 1,5 saat falan şey yapacağım. Hani izleyeceğim. Yani ne bileyim, ben koskocaman bir dizi izlemek istemiyorum. Mini series falan oluyor ama ya neden izleyeyim ki? 1,5 saat film yap. Hani dizi yapmak insanların daha kolayına gelmeye başladı. Hani şey oluyor ya, kanka bu dizi. Hani ya bütçesi çok şey değil. Filmden beklediğine, diziden beklediğine aynı mı? Adamlar böyle bir tık bu olaya girdiğinden dolayı daha rahatlıyorlar. Bence mantıklı da değil. Şey, portalları canlı sürede Diamond kazıp portal yapsaydınız hani şimdiye geçmiş olabilirdi. Ben kafaya koydum o portalı, bulacağım. Ahmet'in verdiği koordinatlarda mı bulacaksın? Maalesef bulamam ama ben Ahmet'in yani doğruyu söylemediğine eminim ama. Ya Ahmet bu arada doğruyu söylüyor. Sizde bir sıkıntı var abi. Kanka kelde abi... Bende sıkıntı var. Tamam, ben Minecraft'ı bilmiyorum. Kelde bulamadı abi. Abi artı eksi şeylerin doğru baktığınıza eminsiniz değil mi? Abi, aynı yerine baktım, yok ya, yok. Evet, yok cidden. Garip. Çünkü tam olarak girdiğim koordinat falan öyle olması lazımdı yani. Arkadaşlar ben Stronghold'un içinde spawn oldum. Bu olabiliyor mu böyle bir şey? Şakaydı bu arada, o kadar da değil, manyak. Ama artık burada portalı değil de Stronghold'u bulmanız gerekiyormuş gibi ya. Ben size Stronghold'un koordinatlarını atayım mı arkadaşlar? Hani belki işinize yarar falan. İyi fikir. At bende. Portalı bulursanız güzel olur. Abi bu arada bana vermesi gereken etkiyi vermedi. Bug'a girdi. Biraz andaki. Olsun be, böyle de yaparız. Domuz bulursak regeneration alırız, oradan yardırırız. Ya çünkü şu an daha fazla zaman harcamak istemiyorum, direkt yardıracağım buradan. Pa pa para pa. Keşke süt alsaydım değil mi? Süt alıp ondan sonra etkiyi bırakıp oradan güç almam lazımdı. Altı kolumuz vardı ya. Ya vardı da ben artık böyle oyun bitsin de bitse de gitsek şimdi hani o kadar yavaş ilerliyor ki kimse bana ne VS atmadı, ben böyle yürüyorum bildiğin hani. Lay lay lom. Hayatta bir derdim falan yok yani hayatta böyle yani. Zaten ben şu an survival oynuyorum. Net. Ne Oğuz geldi şey yaptı. Ahmet abim zaten imposter olarak güzel görev yaptı. Herkesi tak 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 öldürdü yani. Hiç gelemiyorum, kıpırdayamıyorum. Ahmet abim buradan çok teşekkür edebilir miyiz chat? Güzel bir imposter olduğu için. İmposter olsam şeyler yaptı bu arada. Gerçekten imposter değilim bu arada. Güzel şeyler yaptı bu arada. Koordinatı yanlış verdi. Ondan sonra beni komplo ne? Benim kovaları çalıştırmadı falan. Ben şu an kovasız oynuyorum bu arada oyunu. Yani. Kovatalı koyup şeklinde benim. Bir dakika ben... Yo, daha gidiliyor. Stronghold çok yakında değil. Ah be. Bu arada Stronghold'a hala yetişebilirsiniz. Evet bu arada. Bizim bir koyunlara Aa bir dakika. Chat. Dur. Şöyle bir şey yapabileceğimiz özellik vardı değil mi? Ben şöyle yapsam. Aa evet. Bir dakika. Yunuma bakın. Şu an görüyorsunuz yunumu değil mi? 4 tane. Yine ben bunu yersem eğer. Ki yiyemiyorum şu an. Az önce nasıl yedim ben peki bunu? Affedersiniz. Yiyebiliyor muyum? Yiyemiyorum. Açken falan yiyebiliyorsun galiba. Bir de belirli bir şey var. Evet. Açken yiyebiliyorum. Bu arada mantıklı bir şey, güzelmiş. Ben şuradan en azından yine yünleri bir çevireyim. Şurada da azıcık var.
17. Kaç tane oluyor buradan? Yani çok da fazla olmuyor aslında. Lan ağaç falan da keseyim de şimdiden yapayım her şeyi. Aa, koyunları kırpsaydım o da vardı. Ama zaten ipim var ya. Ya bu yeter diye düşünüyorum ya. Yeterli değil mi bu? Yeter yeter. Yani ilümüne kadar 5 yatak. İlümüne kadar iyi bir oynayış sergilemeyeceğim belki ama 5 yatak da az bu arada bana cidden. Ağzıma yüzüme sıçarlar öyle. Ben ıskaladım mı büyük ihtimal 10 saat adamın rejenerasyonunu bekleyeceğim. Ağlayacağım o kısımda. Ben biliyorum kendimi. Bir şey söyleyeceğim. Sende niye 3 tane crafting table vardı az önce? Oluyor. O bende bayağı gereksiz eşyalar var ama. Hani çok anlamsız. Tamam bir tane daha koyun. Aynen koyunlar burada. Kırparız sonra gideriz. Valo girecek miyiz? Yok Valo girmeyiz diye düşünüyorum. Ya Black Ops'u cidden çok oynamak istiyorum. Yani chat yani benim küçüklüğümün oyunu. Ya yani küçüklüğümün yani evet bir veretlik zamanımda deli gibi oynadığım oyun olduğu için çok sarıyor. Kagiz'e falan da aldıracaktık. Ama maalesef ki adam 57 lira dedi ki çok bu para. Ya ondan sonra olmayacak. Tabii haklı da çünkü ben en son kendisine bir oyun aldırdım. Bu oyun için mi bu arada multiplayer var, şeyi var, bir sürü şeyi var. Multiplayer'ına da giresim geldi. Yani kalan yani en fazla bak taş çatlasın bir 3 kere 4 kere oynayacağız. 10-15 saati var ama ya. Ya yani şimdi şey diye düşün. Abi gittin Starbucks'ta bir kahve aldın tamam mı? 15 lira verdin. Verdin. Ondan sonra onu 3 dakikada içtin. Geriye ne kaldı? 57 lira vereceksin agalarında. Ben balaya 0 lira verdim ama yani... Hayır, asilim var, asilim var. Yo, 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 yo. Tamam, asilim para yapma, tamam. Hadi bir dakika, tamam. Asilim, hadi asilim 100 lira diyelim, tamam mı? Ya ben o 100 saatten fazla oynadım. Yani o zaman... Hayır ama yani şimdi Valo'yla ne kıyaslıyorsun ki? Valo'yla ne kıyaslıyorsun şimdi? Abi, kanka sen Starbucks'a bile kıyasladın. Oğlum ben Starbucks'a bile girmiyorum lan. Ben Starbucks'ı görünce yanından yani yolumu değiştiriyorum. Kanka beni tanıyorsun sen ben gidiyor bir gidiyor gibi. Ya gidiyorum. Yani. Bütün 7/24 Starbucks'ta takılıyorduk abi. Nasıl unutursun ya? Tamam hani sen kaçıyordun. Sen takılmıyorsun o zaman. Aga. Bu arada bir arkadaşım mesela o arkadaşım alt komşum. Full Starbucks'ta böyle Starbucks kapandı böyle. Starbucks'ın bildiğin bahçesindeki işte böyle oturgaçlar, sandalyeler, ismi aklıma gelmedi. Şey boşta adam gitmiş oraya yani illa Starbucks olacak yani bir şeyinde oturmuş. Cidden mi? Evet. Böyle şey sandalyeyi seviyor falan değil mi? Öyle hafif. Sandalyesini oturuş şeyini seviyor. Kavrayışını, poposunu. Oğuz abim ne oldu sana? Çok hızlı şey oldun sanki ya. Ben başa girdim. Abi cidden onca zaman... Çok uzun sürdü. Oğuz'un yanına ben de döndüm başa. Elindeki gözler yeterli. Oğuz biliyor musun ben Doğukan'ı görüyordum. Ben de duruyordum Doğukan'a. Hani öldürdü. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir tık öldüm gibi bu arada ya. Ya size gerek kalmadı bu arada. Yapacağınız bir tık... iki başkaları yapıyor şu an. Koş koş pusula. Çok uzak değil. Ya. Ahmet, çok Ahmet, uzak. Ahmet. Hayır, Ahmet çanka şey... açabilir misin? Ahmetciğim çanka açabilir misin lütfen? Ne? Tam o çankta. Ahmet bu arada imposter arkadaşlar. Cidden Allah Allah. Hadi canım. Aa çok şaşırdım. Hadi. Aa nasıl ya? Ulan Ahmet. Yani. Ahmet abi nasıl olabilir? Hiç de çaktırmamıştı yani. Hiç de ya hiç sahte koordinat vermedi. Hiç yalan yanlış hareketler yapmadı Ahmet abim. Abi bu sahte koordinat yayından vermek de hile ya. Baksana yani hile bu arada. Ya ama... Koordinatta hiçbir sahtelik yok. Sadece yanlış yapmış. Konuşuyor bir de ya. Yanlış ya. Sadece yanlışlıkla eksi yazmış. Aynen öyle yanlış. Abi bir dakika doğru koordinatı hep eksi mi yazdın sadece? Evet.
Ben size dedim arkadaşlar bu arada eksi artısına bir bakın kontrol edin diye. Orada yazına gittik. Allah Allah. Ya şaka gibi. Şaka zaten. Yani herkese güvenmeyeceğim, birazcık da kendin ipin ucundan tutacaksın. Burada en büyük önemli şey ne öğrendiniz abi? Ya aynen onu öğrendim. Güvenme. Bunu öğrendim. Şöyle bir şey söyleyeyim, bu arada benim yemeğim yok. Ben oradan öleceğim sanırım. Ben sana kaç kalp vurdum? 0. Aa, İki. Oğuz vurmadın bile bana. İşte o kadar oraya. Okay, işte al da sen de sevinirseydin keşke. 15 ben yıllık aldım. Arkadaşım be. Yani ağzına bir sıçtım. Abi bu bebek zombi bile çok vuruyor ya. Yapabileceğim bir şey yok. Hop. Abi ben yaratıklardan bu arada çok sıkıldım. Paso yaratık kesiyorum. Başka yaptığım hiçbir şey yok. Arkadaşlar dünyada gelin. Asip yine yanaşlamış. Abi yarasa sütü içsem. Ya. Yarasa ne? Hani ne faydası olur bana? Görüşü değiştirir belki. Daredevil gibi görüyorum değil mi? Daredevil çok iyi. Süt. Yok galiba. Yani. Çok OP oluyor çünkü. Arkadaşlar korona olmak istemiyorum. Bu arada hiçbir yer düzgün bir yere gitmiyor ki. Evet, klasik bir ende varış maceramız. Baya heyecanlı geçiyor. Kaybolmalı, maybolmalı. Bir creeper patlatacak zaten. Bitecek tüm her şey. Bütün heyecan, her şey. Mesela buradan aşağı insem inebilirim gibi. Hoppala, buldum mu? Bir tek buldum gibi hissediyorum. Ucundan ama. Sabahtan beri kuşum bulamadım çocuğu ya. Ben de salıp yayını izleyebilir miyim? Efendim? Ben salıp yayını izleyebilir miyim? Bir daha sana gelmem zor gibi. İzle Oğuzcum, izle. Tabii ki sen nasıl istersen. Biraz kolay pes ettin sanki ama. Yani kolay dediğimde bir saattir kovalıyorsun ve tek attım yani. Mentali benim de çok erdi. Abi o değil. Zombiler çok vuruyor. İnflak edeceğim. Abi hala bu arada varamadım bir yere. Ama bu Stronghold nerede? Ya kanka sen varamıyorsun, bari biraz beklesen de ben sana varsam ya. Hayır. Ne? Evet cidden biz zaten kayıda yarım saattir sahte koordinatlarda dolaştık. Sıkıntı o değil, çok uzaklar, hiç alakası yoklar yani şu an. Abi olay da o zaten, yani sahte koordinat veriyor ama ben zaten sahte koordinatı boş verin, normal bir şekilde kendi yolumu bulamıyorum ki. Yatağım var, şeyim var. Abi bir dakika, yatağım olsa ben kendimi öldürsem, siz öldürmediğiniz için canımı yenilesem. Bitiyor. Ölünce bitiyor mu? Evet. Sen hainsin ya, bunları söylememen lazım. Aslında söylemesi daha mantıklı değil mi kankesi? Ya bir yayıncı moment falan olur şimdi. Adal abim sinirlenir, yayını kapatır, OBS'i alt F4 atar. Ya olur böyle şeyler. Büyük zombiden daha güçlü ya. Oğuz cidden ağlayacak birazdan. İmplak edeceğim diye. Abi ben bu arada büyük ihtimal öldüm. Siz kazandınız onca şeyden sonra. O kadar da iyi oynamıştım bence. Onca şeyden sonra galiba gitti. Her şey bitti abi. Her şey yalanmış. Abi keşke Hoglin... Direkt geçeceksin portaldan değil mi? Hayır. Cidden bulamıyorum ki. 1,5 kalbim... Allah, öldüm. Oh. Ya be. En azından bir... Şimdi. Küçük zombileri kesebilirim. Lan et mi var? Geldim. Etim mi vardı? Etim mi varmış? Bir dakika lan, etim mi vardı benim? Hayda. Eyvah. Allah. Hayır, Dorukan'mış. Hayır, benmişim be. Hayır, benmişim. Arkadaşlar, bu aralar mentalim oynandığını ve kendimi hissetmediğimi söylemiş miydim şu sıralar? Ucundan.
Ha neyse, öngörü yoktu, bir şey yoktu. Öngörülü bir tane yapacağız şimdi. Çok da ağlamaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi en iyi turu göreceksiniz. Ve God Seed atacaktım Ahmet'e. Aynen atacağım onu, halledeceğim. Oğuz seni zombilerle dövüşürken SS'ini aldım. Küçük zombilerle. Evet. Çok vuruyorlar, vuruyorlar sürekli. Küçükler çok hızlı. Atsana bana o ya. SS atsana, bakar bakar gülerim. Oğuz. Efendim? Eğlendirdin beni bu arada. Abi yani... çok kötüydü, çok kötüydü. Yemin ederim çok kötüydü. Doğup doğup ölüyorum. Önümde 16 tane zombi var. Ben de her seferinde Oğuz'la bakışmaktan bıktım. Gidiyorum, Oğuz ölüyor, benimle bakışıyor. Abi... Yani... Daha çok sweep'e yazık oldu. Çünkü kim ölürse ölsün... hep en başa attı oyun bug'ından dolayı ve... Kız hiçbir şey yapamadı yani. Evet. Yoksa seni keserdim biliyorsun. Ah be, aga be. Neyse. Atlas Atak ya. Prime üzere kullanmış. X Henelia Prime üzere kullanmış. Ekolik ikinci ayında adı adam seviyorsun ve seni severek izliyorum demiş. İkinci ayına girmiş. Hovover Prime üzere kullanmış. Olsan Jim 06 üçüncü ayında. Kenta X Prime üzere kullanmış. Who Feed Panda Prime üzere kullanmış. Ahmet Twist 666 ikinci ayında. İkinci ay hayırlı olsun adı adam. Sevildi yersin demiş. Teşekkür ederim Ahmet. İkinci ayındasın. Müsner gibi. İtem Seg 660. Neden herkes 660 aldı? Ne bu yani? Şeytan toplantısı mı? İtemsek 666 Prime bizlere kullanmış. Uğur Vural Prime bizlere kullanmış. Desici Orik Prime bizlere kullanmış. Yasin Burma Prime'ni bizlere kullanmıştı. Onun dışında Capgrass 0007 ikinci ayında sadece klavyede S'ye basmış. Çok üşenmiş. Elemeri ikinci ayında selam Dokun abi. İkinci ayım kutlu olsun. Ben biraz yeniyim. Üçüncü ayda görüşürüz demiş. Elemeri teşekkür ederim ikinci ayın için. Atlas Atak'ta Prime bizlere kullanmıştı. Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde sözümü tuttuğum, sözünü verdiğim şeyi tutayım. Hadi bakalım. İlk iki tanesini çekelim değil mi ya şimdi? İlk iki tane imzalı tabloyu çekelim ya da üç tanesini çekelim. Elemas TD2'yi biliyor musun? Aa, çok bilmiyorum. Çok az biliyorum. Nihat'cığım girelim yayından sonra oynarız istersen, deneriz bir şeyler. Tamam. Arkadaşlar hadi bakalım. Let's go. Yapacağımız tek şey buradan aboneleri seçmek. Aynen öyle. Active user'ları seçmek. Keyword şey yapacağız. Bu arada hepsini yayında çekmeyeceğim, ona göre söyleyeyim. Çünkü yayında olup da bir de yayında olmayan insanlar da var. Bu yayın 5 tanesini çekeceğiz. 5 taneyi de sonra duyuracağım. Çünkü abone listesinden çekmemiz lazım. Bu aktif kişileri şey yapıyor. Yayında aktif olan kişileri çekiyor. Öbür türlü haksızlık olmuş olur. Abone olan herkesin hakkını yememek için böyle bir şey yapacağım. Aynı o şekilde. Arkadaşlar olay şu an bu. Bu tablonun kocaman bir tane eşek kadar baskısı. Eşekle kıyasladığınızda yanında belki hafif kalabilir. O kadar da değil. Bir eşeğin yarısı olacak şekilde imzalı. İsterseniz imzalı değil. Arkasına birkaç şey yazacağım. Hani böyle baktığınızda evinizde bir tabloyu koydunuz. Ondan sonra çıkardınız yıllar sonra. Arkasına bir baktınız. Benim imzam olacak. Çok bir şey değil. Bu sadece öylesine tatlı bir anı olsun diye. Yazacağım işte senin ne koyayım diye yazmışım böyle. Adal abim be, vay be, ne kadar iyi diyeceksin mesela. Çok bunlar tatlı anılar yani, bir anlamı kalmıyor belki ama o da öyle, yıllar sonra bir anlamı olacak. Çünkü cidden bir tane tişört, bir tane aldığın short, yani biri bana bir tane yani eşortman almıştı. En çok giydiğim şey eşortman, pantolondan nefret ederim. Ve yani ben ne zaman alsam giysem arkadaşımı hatırlıyorum. Mesela yani böyle giyiyorum, mis gibi yeni çıkmış. O ilk okulda çekilişte birbirimize çıktığımız anda bana verdiği anı hatırlıyorum. O andaki gibi vay be diyorum falan, giyiyorum. Öyle onun gibi bir anı olacak sizin için de. Aynen öyle. Onun dışında Furk 4. ayında 4. ay hoş olmuş ne desem.
bilemedim demiş. Fırk sen de şey yazsaydın abi. Ne 4. ay mı yazsaydın? Çok iyi olurdu yani. Herkesin favori ay yenileme sözcüğü. Onun dışında oyun krallığı Prime üzere kullanmış. Hoş gelmiş. Ozan Notbrook 6. ayında şu tabloyu çok istiyorum ve seviyorsun abi demiş. Ozancığım umarım sana çıkar. Tak diye sana çıkması yokmuşum da. Bu arada bunlar çekiliş değil, yarışma. Onu da söyleyeyim. Çıkan kişi 2+2 hızlıca bilmesi lazım. Çıkıyor ve çıktı. Kerim Erez abi. 2+2'nin kaç olduğunu bize belirtmen lazım. Zorlu bir soru. Gayet vaktim var. Yapabileceğimiz bir şey yok. Bu bir çekiliş değil. Bu bir yarışma. Buradan rastgele bir havuzdan birini çekiyoruz. Ondan sonra Kerim Erez 4 dedi ama doğru cevap 5'ti arkadaşlar. Neyse 4'te bazı cahil kesimin dediği yerlerden ispatını size açıklardım şimdi 2+2'nin 5 olduğunu ama en azından şey yapabiliriz. Kerim Erez abi sen tabloyu mis gibi kazandın. Tatlı bir şekilde kazandın. Yani kabul edelim ya 2+2'nin 4 olduğunu. Yani cahil bir kesim %90 falan 4 diyor ama öyle 5 normalde. O zaman Kerim Erez'i listeye yazdık moderatörler. Aldık bunu. İkinci kısım. İkinci kişi geliyor. Hadi bakalım. Anıl Ergin 708 Prime üzere kullanmış. Hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Hop. Roll it. Güm. Bildiğiniz Nur Prime'ını bizlere kullanmış ve kazanan. Evet. Vay be. Şimdi hızlı bir soru düşünmem lazım. Hala düşünüyorum. Ne olabilir ki? Hala düşünmeye çalışıyorum. Yok aklıma gelmedi abi. 1+1. 1+1. Bu sefer çok zorlamayayım dedim. Öbürü çok çelişkili bir şeydi de. Bir artı bir lütfen. Ya işte hayat böyle. Olmaz diyorsun oluyor. Olur diyorsun hiç olmuyor. Yani vay anasını. Mükemmel hayat. Tokatlar. Senin yere serer. Kalkmayı bileceksin be. Günde 5 kere bu ara düştüğüm oluyor. Hani kalka kalka bir üşengeçlik geldi artık. Vurdukça kalkıyorum bu yani boss fight gibi bir şey. Bu arada iki doğru cevap bildiğiniz Nur. Ya bildiğiniz Nur abi. İki tane mi demiştik? Hadi arkadaşlar. Bir tane daha şey yapalım sonra son iki tanesini de şeyde veririz. Öbür turda veririz. Bildiğiniz Nur tam iki. Bildiğiniz Nur'u da yazın abi bir kenara bu arada. Bir kenara yazın. Yunus Emreya 51 Prime üzere kullanmış. Ebeum Prime'ını bizlere kullanmış. Anıl Ergin 708'de aramıza katılmıştı. Aynen o şekilde. Evet arkadaşlar şu an yeni gelenler ne oldu diyorsanız bu tablonun tam olarak birine gitmesi lazım. Kocaman bir tane baskısı olacak, imzalanacak. Ana olarak birkaç tane şarkı sözü falan yazarım. Öyle bir şey. Şimdi son olarak bunu kazanmak için Prime'la abone olmanız lazım arkadaşlar. Son bir kişiyi de çekeceğiz. Sonra ara vereceğiz. İki kişi daha çekeceğiz. Devam edeceğiz. Daha var yani. Abone olunca direkt katılmış oluyorsunuz abi. Geliyor mu? Geliyor mu arkadaşlar? Geliyor. Aynen. Güm. Abdülbaki Madenu. Bir Naruto'cu arkadaşımız. Naruto kaç sezon abi? Bunu istiyorum senden. Naruto kaç sezon? Eğer bunu bilirsem bunu kazanacaksın. Aynen bunu kazanacaksın. Naruto kaç sezon? Ya. Abdülbaki Madenu. Şimdi Google'a hızlı bir şekilde yazıyor. Vay be kaç sezondu bu diye. Naruto kaç sezondu Oğuz? Ben sana soruyorum. Abi Naruto mu? Naruto Shippuden mi? Boruto mu? Boruto hala devam ediyor. Tahmin devam ettiğini sayarsak 14 nasıl falan galiba. Baruto ile Naruto aynı şey mi? Devam ya işte, bak adam çocuğu, zaten dedi Naruto bir dakika Naruto ve Naruto yazmış Shippuden Boruto. Tamam, Naruto Shippuden Boruto. Tam bu adam her boku biliyordur arkadaşlar. Hiç söylemeye bile gerek yok yani. 3 ayrı seri var diyor. Hangi birini sayayım diyor sana. Abi 20 sezon yazıyor internette şu an. Değil mi? Tamam internette 20 sezon yazıyormuş. Abdülbaki Madenu. Yani
20 sezon desen kazansan falan şimdi hani tabloyu bak. Sadece 20 sezon yazacaksın ve bunu kazanacaksın abi. Bu kadar. Oha bu kadar. Ama Şüpiden sadece 20 sezon bu arada. Ben Şüpiden'i tam olarak istemediğim için. 20. Bir de. Evet bizden kocaman eşek kadar imzalı bir tablo kazandı be. Şu adamın çirkinliğine bakın. Ben olsam evimi asmazdım ya. Bu ne kılıç falan tutuyor böyle. Çocuk mısınız oyun oynuyorsunuz arkadaşlar? Yani Minecraft bir de velet oyunu. Bana çıkmadığı için modlu bırakıyorum artık Tolkien. Ya modluk mu maaş? Hile var. Benim adım sonradan gözüktü orada. Ben artık benim user olarak hile var. Yani gözükmedi. Ben modlu bıraktım. Abi dur. Şöyle bir şey yapacağım bu arada. Bundan sonraki çekiliş değil bu arada. Uyarıyorum. Bir tane daha döndürsem kime çıkacakmış diye. Ama ben bunu tabii şeyde yapayım. Çünkü duygularla oynanır abi. Acaba bizim agalardan birine kaçta çıkarmış? Çıkmadı. Ha bir dakika bu arada. Çıkmadı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50'de bırakacağım. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Yok abi hala yok cidden yani, hiçbirinize çıkmıyor yani. Cidden hani bir şekilde yok yani. Garip. Çok üzücü oldu. Üzücü oldu ya. Üzücü oldu. O zaman Manhunt devam mı? Doğukan üzücü oldu dedi. Üzücü oldu dedin gitti 10 lira. Aa 10 liram gitti. Hayır üzücü oldu. Gerçekten üzücü oldu dedi. İki kere üzücü oldu dedi. Ama iki kere... ya ben anlamıyorum ama bu aralar cidden kafam gidik ve şu an benimle garip oyunlar oynuyorsunuz. Üzüyorsunuz beni. Bir dakika arkadaşlar. Üzücü değil. Tabii üzüyorsunuz. Ben. Bak bu bir olay. Üzülmedim. Üzmeye çalışıyorsunuz. Her üzücü dediğimde 10 lira vereceğim çünkü. Şimdi bir tane daha dedin. Hayır bu söylemek için. Ne yapalım? Resident Evil 8 Manhunt devam. Onun dışında başka Black Ops 2 zombi modu. Kesin çıkar bu arada. Net çıkacak yani. Başka hiçbir ihtimali yok. İmkanı yok gibi ya. Bence tek tane çıkar ya. Bilmiyorum ya. Birden Black Ops geçmem yok mu? Yok. Tüm adalıyumlarımızı harcayalım arkadaşlar Black Ops 2'ye. Hayır. Yoksa batacaktım ben. Bu arada Resident Evil yakın ya. Manhunt'a bir tur daha yapıp, öngörülü yapıp ondan sonra yani tombul memeler geçmemiz vardır. Bu arada Dimitrikus galiba çok fazla Dimitrescu'ydu bu arada. Dimitrescu çok fazla yokmuş galiba Resident Evil 8'de. Yani Tall Lady'miz, vampirimiz. YouTube'a giriyor bak Resident Evil yazdım tamam mı? Yani o kadar fazla Lady, Tall Lady, Scenes, şey bilmem ne Dimitrescu, Scenes falan her boku var işte. Totalde 20 dakika, 10 dakika. Sürekli şeyleri çünkü spoiler gibi ya. Bir kere bana şey olmuştu. Ben bir oyunu böyle bir trailerini izledim. Dedim bu oyun çok güzel ama ben oynayamam. Ben bunu beklemem lazım diye. Ondan sonra YouTube bana ne dedi biliyor musun? A kişisinin ölüm sahnesi diye. Çat diye önerdi böyle yani. Gözümün önünde. Ya ne anladım kötü. O zaman? Çok saçma değil mi? Ben trailerini izlemişim. Bir tane gameplayini izlemişim. Mesela The Red Bread miydi? Part 1 falan böyle gameplay yayınlıyor. Girmişim. The End ölüm sahnesi. Bir tane şey daha bak clickbait olsun diye böyle diye giderlerken sahneleri koyuyorlar ya thumbnail'a. Üzücü olmuş değil mi? Yok. Hayır. Nihat okudum. Ben üzücü kelimesini kullanmıyorum arkadaşlar. Öyle bir şey.
belli bir kişiyi de bir iddiaya girdiğim için iddiayı kazanmam lazım. Aynen. O az önceki dediğin olay bu arada bana da oldu. Oğuz'la beraber şeyi baştan açtık. Hani Resident Evil 8'in şeyini baştan açtık. Trailer'ını. Oturup izledik abi. 2 dakika sonra karşıma çıkan şeyler full spoiler'dı. Hiç hoş değildi. Böyle hayat böyle. Üzücüm. Üzücü olmamış arkadaşlar. Üzücü hiçbir şey yok bu hayatta. Bu hayatta ne varsa sadece iyidir veya iyi olmamıştır. Üzücü veya diye bir şey. Yani. Kötü değil bak. Kötüyü de bak absorbe ediyorsun. Bir tane ilk önce pozitif fizim mentalini değiştirmek için yanlış yoktur. Doğru vardır, doğru olmayan vardır. Anladın mı? Yanlış yok. Kötü diye bir şey yok. İyi vardır, iyi olmayan vardır. Yani mentalini böyle kurarsan hiçbir şekilde üzülmezsin. Ben bundan sonra böyleyim arkadaşlar. İyi vardır, iyi olmayan vardır. Yani doğru vardır, doğru olmayan vardır. O yüzden bundan sonra arkadaşlar lütfen kelimelerinize dikkat edin. Kötü diye bir kelime yok. Yanlış diye bir kelime bizde yok. Bizde iyilik, pozitiflik var. Yani olay bundan ibaret. O zaman son bir tane Manhunt girilir gibi abi. Hayır. Ne? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? burası bu arada nasıl bir şey? Bir daha reset atmamız var mı Ahmet sanki? Bir tık. Olabilir. Çünkü şansımıza bayağı kötü bir yer çıkmış. Yani hiç güzel değil. Tam restlik. Ne Iron Golem alabileceğim, ne bir şey alabileceğim. Sıfır yani. Totalde. Zaten Ladin Ormanı direkt modunu düşünmüştür. Ya hep Ladin Ormanı da mentalimi oynuyor. Adamın mentalini oynayacak bir şeyler. Her şey yani. Her şey. Hiç kimse beni hiç bir şey sevmiyor ki beni. Aynen şu an CD generate diyor da onu bekliyorum. Hala daha seven. Abi doğum günün ne zaman demiş? 26 Ocak bu arada. Nasıl yani Adult Seven bir nickname'e sahipsin ve doğum günümü bilmiyor musun? Nasıl yani? Ayıp be ayıp. Şaka. Bilmene gerek yok. Gerçi her yerde yazmıyor mu? Twitter'ıma girdiğinde şak diye yazıyor ama Twitter'ımda da çok kişi yok ki gerçi. 26 Ocak arkadaşlar. Kova burcuyum. Evet. Kovalar zeki olur diyorlar. Falan. Kovuşları çok üzücü oluyor yani. Bir dakika. Bir mesela şey yazayım. Kova burcu özellikleri. Egoist falan mı çıkıyordu? Hayır. O akrep mi? Hayır, o aslandı. Abi, Kova burcunun özellikleri. Hayal güçleri sınırsız olmakla birlikte düşünceleri bulunduklarının anın ötesinde akılcı ve sezgiseldir. Kovalar dik kafalıdırlar. Kendilerini dinleyenlerin ne demek istediklerini anlamadıklarını sanırlar. Kovaları tanımlayan sözcük biliyorumdur. Kova burcu insanları sevecen tavırlarıyla tanımlarlar. Bu kişisel bencil değildirler. Bu nasıl bir şey? Çok garip bir cümle. Bu cinsiyet ve... Ne? Kovalar köyü. Bu kişiler diye demeye çalışıyorum. Ya boş ver ya. Fiziksel özellikleri. Bu arada Kova burcunun fiziksel özellikleri varmış arkadaşlar. Tamamen genetik yok. Kova burcunun fiziksel özellikleri orta ve uzun bir boy, düzgün bir beden, açık sarı saçlar, koyu renk gözler, en belirgin koyu renk gözler, yeşil gözlüğüm en belirgin özellikleridir. Özellikle Kova kadınlarının yüzleri çok güzeldir. Ya Kovalar iyi insanlardır. Kovalar tatlıdır. Kovalar güzeldir. Bütün şey bu. Bu şey gibi değil mi? Ya böyle Kovalar okuyunca bu siteyi bir daha bırakmasın diye yazmışlar falan. Ya bütün herkes öyle ki. Özgü postu. Oğlum işte bu kişilere kopyala yapıştır yapmışlar aynısını. Montaigne ne demiş abi? İnsanda her insanın halleri vardır. Her hali tavrı vardır. Yani sen hayatında bir kere bile yaşadığın bir anı görüyorsun diyorsun ki ananı satayım be. Bu bendim. Evet arkadaşlar doğru. Öyle bir şey var. O zaman siz başlatın, ben de söyleyeyim, oradan yardırım. Ya bir de şey yapıyor yani. Kovalar yakışıklıdır. Kovalar orta ve uzun boyludur, kaslıdır falan diye böyle fiziksel özellikleri. Yani. Acaba şey mi bu arada? Kova burcu biri eğer kaslı değilse lan benim kaslı olmam lazım diye kas falan yapsın diye mi yani? Silinmesin, garanti olsun.
Yani garip şeylerden bir tane. Bir de dik kafalılardır diyor. Ben dik kafalı değilim. Birçok dickhead. Ya dik kafalı olduğum anlar oluyor. Herkesin dik kafalı olduğu anlar oluyor. Kova burcuna mı özel ya? Cidden burç yorumları, burç şeyleri çok garip geliyor bana. Bana da iki yüzlü diyorlar ama öyle değilim mesela yani. İkizler misin? Evet. Aga be. Demek ki öylesin. Abi, demek ki öylesin. Değilim. Bundan böyle... sonra Suyup'a inanmıyorum arkadaşlar. Bugün bunu öğrendiğimden beri Suyup benim için bitmiştir arkadaşlar. Hayır. Ahmet adam başlat artık şunu. Seni beklemiştim hani çıkarman gerekiyor ya o yüzden ama. Neyi? Onları. Tamam. Ben onları unutmuşum tamamen. Abi şöyle bir şey var bu arada. Yani total bir şekilde. Başından beri inanasım gelmiyordu benim küçüklüğümden beri. Ya çünkü şey vardı. Kova burçları işte daldan dala atlarlar. Herkes aldatırlar falan diye bir şey vardı. Burcu'ya inanan insanlar böyle kova burcu dediğimde böyle yapıyorlar. Aynen abi daldan dala atlıyorum. Yani kızlar bir sürü kız anlatamıyorum yani anlıyor musunuz? Böyle. Ben burçlardan daha çok insanların isimlerine göre şekil aldığını düşünüyorum. Ya insanların ismine şeyini bırak yüzünden anlayabiliyorsun bazen yani bildiğin yüzünden belli ediliyor her şey. İnsan sarraflığı ne kadar yanlış bir şey olsa da yüzü belli ediyor yani. Ya arkadaşlar ben yani kova burcuyum diye itaatsiz köpeğin teki falan olmuyorum yani. Çok rahatsız ediciydi. Ya düşünsene ben yani şeyim böyle lisede platonik falan takılıyorum tamam mı böyle. Böyle sevdiğim kız hiç takmıyor beni falan ben lise 1'de işte 9. sınıftayım. Depresifim. Bana diyorlar ki kova burçları daldan dala atlıyor işte herkesi aldatıyor lan. Ne alaka ben aldım kıyıda köşede yani, kova özellikleri aynen öyle bir ayın konumundan abi kesinlikle alfa özelliklerim falan ortaya çıkıyor. Dolunay'da avu avu diye bağırıyorum abi kesinlikle. Bu arada bir dakika oldu mu? Aa, büyük ihtimal olmuş olması lazım. 5, 4, 3, 2, 1. Abi tek sıkıntı şu an. Ahmet'in imposter fazladan süre verdi. Doğukan buradaki portalı görmüş. Aa bir dakika ben imposter şey yapmadım. Bir dakika orada... bir dakika nasıl halledebilirim ben onu? Şöyle yapayım hemen hızlı bir şekilde. Aa taşları da ama ben baya saldım her şeyi size ya. Sen kova burcu derken unuttun mu sana? Ya kova burçlarının özelliklerinde dalgın oldukları da yazarmış arkadaşlar yazıyormuş. Vay be. Tam olarak ben işte. Böyle işler. İlginç şeyler. Hiçbir kızı sevmedim. Re-obskura. Tam kanka. Sevmeyebilirsin. Arkadaşlar bir dakika bir şey söyleyeceğim bir dakika Suyup. Ben birini seçmedim şu ana kadar. He tamam o zaman. Suyup'u seçtim. En çok onda var her şey. Aramızdan hain seçmemiz gerekiyor bir tane. Suyup'u seçtim. Arkadaşlar DC'nize bakar mısınız hızlı bir şekilde? Bakıyorsunuz şu an değil mi? Tamam. Evet. Çok güzel abi. Mantıklı bir karar mı aldım acaba? Hiç fikrim yok ama. Olduğu kadarıyla. Yani. Abi DC'ye bakıyordum. Kovam gitti bir anda. olur öyle şeyler ya. Abi. Bu arada bir tık sıkıntılı şeyler. Tamam okey. Suyu öldürmek çok zor olmadı arkadaşlar. Kolaydı yani. Hızlı. Neden anında mi? Çözüm. Tamam bir dakika. Fire protection'ı var ekstra. Bir
işlenmiyorum. Ya en azından o var. O bu arada bütün demirler gitti. Bütün demirlerle şey mi yaptın? Iron bilmem ne bilmem ne balta mı yaptın direkt? Evet. Berbat. Ama ilk başta yapmıştım yani. E tamam işte onu kazma yapsaydın şu an ben... Direkt aklıma löp diyor geldi dedim ben bunu Tokan'a vuracağım. İşte... Ama işte PvP bilgimin olmadığını unutmuşum. Beni çok usta bir şekilde... Şu an kazma olsaydı Nether'daydım. Ne, yok kazma olsa Nether'da değildim abarttım öyle bir şey yok. Yani iyi yapmışım, iyi ki balta yapmışım. Yok balta yapman sıkıntılı. Double uğraştıracaksın beni yani böyle. Uğraştırıyorsun beni ya gereksiz yere. Ah ah. Evet arkadaşlar mükemmel heyecanlı bir Manhunt. Heyecandan yerimde duramıyorum be. Oz diye bir tane Mike denen Mike bir şu bilmem ne Sofki peşimden koşuyor ama benim arkadaşlar, hiç heal'lanacak bir şeyim yok. Herkes odaklandı mı ya? Abi çok lag var çünkü hiç craft bile yapamıyorum ya. Sen nasıl? Bende var işte. Yani üzücü falan demedi. Arkadaşlar demedim. Demedim. Neyini vereyim? Kovamı. Kovam benim kovam be. Bizim kovamız. Bizim kovamız ama bu arada evet bir tık öldüğümü hissediyor gibiyim abi. Bir tık ama ucundan. O çok güzel çok çok güzel. Yanlışlıkla başka bir portal bulmama ne diyorsunuz arkadaşlar? Hayır diyorum. Ben de öyle diyorum ki hayır uyurlu. Hayır hayır hayır. Lütfen lütfen ya of. Teşekkürler eşyaları verdiğin için. Ne? Ne? Ya niye bağırıyor? 15 yıllık arkadaşımı bir sevindireyim dedim abi. Yani Oğuz en son o kadar vuramadı ki yani elinde bir şey olup olmadığını bilmeyerek atladım üzerine adamın. Ha ben bu eşit durumda. Babamı geri aldım. Sağ ol ya. O kovayı almayacaktın evlat. Sağ ol ya. Güzel imposter abi. Imposter sweep'ti. Sweep'te bir sürü eşya vardı tamam mı? Son anda durdum dedim ki ben imposter seçmedim. Aramızda hain yoksa sweep'u seçeyim ki en azından eşyasını alayım. Ama sonra deri gibi arkamdan koşan insanları gördükten sonra Ahmet'i falan böyle ya da Kelly dedim ben bir bok yedim. Yani tamamen benim sayemde aldım çünkü seni ben çok kötü zehirledim orada. Doğru ben zehirlendim. Evet. Ben de kalp bıraktım zaten Oğuz da geldi vurdu zaten yani elle bile vursa iki vuruşta alırdı. Kaan zaten bana imposter sensin yazdığın SS'i sonsuza kadar saklayacağım. İlk ve son. Neden? Ne alaka anlamadım. Ya doğru ilk ve son. Hiç seni imposter seçmiyorum doğru. Hayat böyle ya. Olur ufak tefek. Bu gece ona sarılarak uyuyacağım o SS'e. Arkadaşlar istiyorsanız imposter olmayanlara şimdiden yazayım da çerçeveletip duvara asabilirim. Bu arada onu çerçeveletsem komik olmaz mı? Olur. Yani cidden böyle hiçbir şekilde Türkiye'de değil de böyle hani böyle her şey ucuz olduğu bir Avrupa ülkesinde her boku çerçeveleteceksin hobin falan olacak yani. Tişörte bastırırsın ya. Tişörte de bastırırsın.